Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nicam'ı ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Altınlarını aldı. Terlikleriyle kaçtı. Sen dövdün mü, kıza vurdun mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Bir güne kadar ne el sürdüm ne bir şey, tokat falan hiçbir şey. Müge Anlı'da bulundu. Kızınızı buldum, gözünüz aydı. Neredesin canım, neredesin? Ceylan ne olursun gel. Anneciğim bak ben iyiyim, tamam mı? Mustafa bana şiddet uyguladığı için ben ondan kaçtım. Eğer yapmışsam pişmanım ama yapmamışım. Pişmanlık ve gözyaşları. Allah aşkına lütfen bir tane lütfen. Sana kurban olurum, ayağının altına kurban olurum. Hayır ben ona dönmeyeceğim. Ceylan lütfen ya, ya, Allah aşkına ne olur. Sen bana vurmadın mı? Sen ne vurdun bir tanem Allah aşkına. Ben ona dönmeyeceğim. Ben ona boşanmamı veriyorum. Allah aşkına lütfen bir tane lütfen. Ceylan Koca, kocasına geri dönecek mi? Az sonra Müge Anlı'da. Muhtar Azası'nın acı sonu. Gökhan Tombak evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüyor. Emrah bir silah resmi çekiyor. Çekmedim ben. Av tüfeklerine bakıyorsun. Biz Gökhan'la ava giderdik daha önceden. Kendini nerede biliyor zaten. Taraflar ve suçlamalar. Bu adam sağ tarafından gidiyor. Kendini diyor döndürmüş diyor, o zaman görmüş bu vuranı. Ben nasıl göreyim? Niye elini kaldırmış vurma dedi diyor. Sen ben, nereden biliyorsun sağdan yedi? Bilmeden konuşturmasın. İhanet cinayeti mi? Benim namusuma atılmış bir leke var. Muhtar namus davasına yanaşmayan. Karısını savunacak olan da buraya gelecek. Karşıma konuşacağım. Kedi aslan oldu. Kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Define husumeti mi? Bir tane lahit, iki ton altın, bir tane oda mezar. Kim bulmuş bunu? Muhtar, Gökhan. Beraber. Yok, ayrı ayrı. Neden öldürüldü? Benim tahmin ettiğim kazı olayında. Bir olayla oldu. Benim görüşüm bu yüzden öldü. Define yüzünden mi öldü? Evet. Kim öldürdü? Onu da bil. Onu bilemem. Gökhan Tombak'ın katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Mustafa Koca, 30 Ocak günü İstanbul'daki evinden terlikleriyle kaçan 2 aylık hamile eşi Ceylan Koca'yı bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Sen kaç yaşındasın Mustafa? 23'üm. 23. Eşin de 18. Niye bu kadar böyle hızlı hızlı evlenelim dediniz? Severken abla. Öyledim bile artık. Sen dövdün mü, kıza vurdun mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Hiç en bir güne kadar ne el sürdüm ne bir şey, tokat falan hiçbir şey. Aslında nedeni şuymuş, kız beni hastaneye götür demiş. Çocuk da demiş ki hastaneye gidecek yol param yok. Evdeki altınlardan birini ver de bozduralım demiş. Kız da ben bozdurmak istemiyorum altınlarımı demiş. Dedim randevunu bekle ya da yürüyerek gidelim. ...18 yaşındaki Ceylan kaybının 7. gününde Müge Anlı'da bulundu. Kızınızı buldum, gözünüz aydı. Sağ ol. Terk ettiği eşiyle günler sonra konuştu. Bir alo de kızına. Ceylan. Anneciğim bak ben iyiyim, tamam mı? Neredesin canım, neredesin? Ceylan ne olursun gel. Mustafa bana şiddet uyguladığı için ben ondan kaçtım, tamam? Ben sana şiddet uygulamadım Allah aşkına. Ben seni vermem ona. İstemiyorsan seni vermem ona, yeter ki gel. Tamam. Ceylan ben senin yanına geleceğim, tamam mı? Tamam gel, ben lütfen Allah gel. Allah aşkına ne olur. Ceylan. Vallahi Mustafa bana vurduğu için ben ondan korktum. Ben vurmadım Allah aşkına, ben sana vurmadım. Sen bana vurmadın mı? Yok vallahi sana ne vurdum bir tanem Allah aşkına. Ceylan söylemiyorum. Ceylan kadın sığınma evine gitmiş, onu söyleyeyim öncelikle. Ne oldu yavrum o gün evde? Tartışma oldu. Eşim her şeyi yanlış anlayınca da bağdan kaçtım. Ama altın istedimiş senden. Doğru mu o hikaye? Hayır, hastaneye hastaneye falan gitmedim. Ben sadece altınları bozdum. Sen de altınlarına beraber mi kaçtın? Aynen. Çok sevdiğini söylediği eşinin evine dönmesini istiyor. Ardından gözyaşları döküyordu. Ama ablacığım bak diyor ki Mustafa yemin billah ediyor ben dönmedim, dön evine diyor. Hayır ben ona dönmeyeceğim. Ben ona boşanmamı veriyorum. Allah aşkına lütfen bir tane lütfen. Sana kurban olurum ayağına.
altına kurban ölürüm bir tanem Allah aşkına, ben ne acı yaşanacağım. Ceylan gel evimize gidelim. Ceylan bir gel, sen hamile değil misin kızım? Annem evet hamileyim. E tamam gel bak, ağlıyor yemin billahi, bu kadar da yalandan mı ağlıyor bu adam? Gerçekten bak evladım üstüne yemin ederim ki beni dövüyordu. Gel Allah aşkına, Allah aşkına. Beni bu ömrüne kadar ne kadar sevdiysen gel benim için Allah aşkına. Eğer yapmışsam pişmanım ama yapmamışım. Peki altınlarını alıp terlikleriyle kaçan Ceylan yuvasına geri dönecek miydi? Seni bir başkası için terk etmemiş ki, seni terk etmiş. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Efendim herkese günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Ne yazık ki en acı, ülkemizin en acı yıl dönümlerinden birindeyiz bugün. 6 Şubat'tayız. Asrın felaketinde, depremine de demeyeceğim, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Nurlar içinde yatsınlar. Yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ayrıca hala da depremin, o felaketin izini yaşayanlara da bir an evvel normal hayata dönebilmeleri için, eski hayatlarına bir nebze olsun dönebilmeleri için de onların yanında olduğumuzu, destek vereceğimizi, desteklerimizin devam ettiğini ve edeceğini bir kez daha duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz geçen işlediğimiz konu da Hatay'dan da. Orada da misafirlerimiz, işte o büyük felaketi yaşayan misafirlerimiz vardı. Hala onlar o büyük felaketin acısını, izlerini çok derinden yaşıyorlar. Bizim de yardımlarımızın, desteğimizin hiç bitmeden yine sürmesi gerekiyor. Ben de buradan onları sevgiyle, saygıyla bir kez daha kucaklıyorum. Çadır kentlerde bizi izleyen izleyicilerim var, bana fotoğraflar gönderiyorlar. Konteyner evlerde yine bizi izleyen izleyicilerimiz var, fotoğraflar gönderiyorlar. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla bir kez daha kucaklıyorum. Bu acıyı sadece orası için değil, özellikle hani birçok yerden bahsediliyor. Dilerim artık bu felakete dönüşmeyecek evlerimiz, zeminlerimiz, iş yerlerimiz, evlerimiz olsun ki bir daha aynı acıyı yaşamayalım. Hepimizin çıkaracağı dersler var. Bugün aslında denk düştü. Hatay'daki çifte cinayetin kurbanı. Hatırlarsınız iki kardeş. Biri 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve 80 yaşındaki Mehmet Şen. Sevgili Ganime babasını ve amcasının katilini bulabilmek için burada günlerce feryat etti. Çok çabaladı. Sonunda katilleri de yakalandı. Şu an cezaevindeler. Davalar sürüyor. Bugün o da aramızda. Bir arkadaşıyla beraber gelmiş. Hoş geldiniz efendim siz de. Bilgen Umut. Bilgen Umut da elleri kolları dolu gelmişler, iki arkadaş. Bilgen annesi Hatice ve babası Nedim Umut Ayrın'a 4 tane akülü, 29 tane manuel, toplamda 33 sandalye bağışladı programımıza. Öncelikle teşekkür edeyim size. Sonra bizim Ganime ile biz konuşuruz zaten. Heyecanlandım biraz. Burada olmak heyecan verici. Rahmetli... Allah hayrınızı kabul etsin. Amin inşallah. Annem, babam sizi çok seviyordu. Her gün hiç kaçırmıyorlardı sizi. Onların sayesinde ben de sizi tanıdım. O günden beri ben de sizi seyrediyorum. Ben de çok seviyorum. Başarınızın daimini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nurlar için aslında. Bu arada ablalarımla geldim. Öyle mi? Çiğdem, Didem, Figen. Biz Charlie'nin dört meleğiyiz. Çiğdem, Didem, Figen. Çiğdem, Didem, Figen, Bilgen. Evet, bir de bir abimiz var Güngör. Charlie'nin melekleriyiz biz. Charlie'yi evde bıraktık. Bir gün Charlie'yi de alın gelin o zaman. Bir dahakine onunla inşallah. Tamam, Charlie'yi de merak ediyoruz. Onu da getirin inşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Nurlar içinde yatsın anne babanız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ganimecim sen neler yapıyorsun? Ben hepinizi çok özlemişim. Babamı, amcamı görünce kötü oldum. Demin arkadaşıma onu anlatıyordum. İlk kez o görüntüyü gördüğümde. Ne yapıyoruz? Birkaç gün içinde tekrar bir davamız var. Bu arada da şu Bilgen Hanım hakkında şunu söylemek istiyorum. Bilgen Hanım benim hayatıma sizinle dahil oldu. Öyle mi? Sizin hayranınız olduğu için bana program esnasında başsağlığı dileklerini ilettiğinde Münih'te yaşıyormuş. Öyle tanıştık.
Babamın davasıyla alakalı dediğim gibi birkaç gün içinde bir duruşmamız var. Ne yazık ki adalet çok geç tecelli ediyor ve... Ağır ilerliyor. Çok geç, çok geç. Bir de şöyle bir sıkıntı var. 6 ayda bir savcı değişiyor, hakim değişiyor. Tekrar dosya hakim. Şu anda üçüncü bir kişi tutuklu olması gerekiyor. Bir itiraf var. O itirafa rağmen tutuklu değil. Mustafa Kurt, Sedat Sevim işte üçüncü kişinin olduğunu söyledi mahkemede. Yani aslında iki kişi değil, üç kişi girmiş üç eve. Üç kişiler 2,5 saat işkence yaptıklarını söylediler. Bunu hadi itiraf ya var. Bunlar mahkemede bizzat dile getirildi. İşte, peki bir şey söyleyeceğim. Laf aramıza değil de tabii söylüyorum laf gelmişken. Niye işkence etmişler bu insanlara? Gerçekten benim en çok canımı yakan oydu. Ne diyorlar? Bilmiyorum. Bir şey söyletmek yani siz için resimlere mi de hakimsiniz. Evet, evet. Adli tıp resimleri falan. Bu çok acı verici bir şey. Zaten mahkemede dedi ki bir iş vardı. Sanki bahçıvan ve bahçıvanlık görevini yerine getiriyor. Bir işe gittik dedi. Üçüncü kişi maskeliydi dedi. Dedim nasıl ya, siz adam öldürmeye gidiyorsunuz. Nasıl dedim, hani bunu bilmezsiniz. Sonra Mustafa Kurt'un adını verdi. Neden işkence yaptıklarını söylemiyor. Ben sadece gözcüydüm diyor. Ben katil değilim diyor. Katil Mustafa Kurt'la Marangozoğlu'ydu diyor. Yani... Hayır yani şunu merak ediyorum. Bir şeyi yani yerini paranın mı yerini söylediği işkence etmişler. Yani nedir oradaki o... Yani antika çalmak için diyorlar. Ama ben bunun hani onunla kaldığını inanmıyorum. Bence bu... Yani hırsızlık süsü verilmiş. Başka bir sebep yattığını düşünüyorum altında. Yani açıkçası ben de bilmiyorum. Ya sen de tatmin olmuyorsun anlatılanlardan ama bak şöyle bir şey var. Ben hiç tatmin olmuyorum. Şöyle bir şey var. İnsanın tabii canının, ciğerinin... Evet. Öldürülmesinin, hele böyle vahşice öldürülmesinin zaten... Hani insan bir neden arıyor tabii ki diyor. Yani çok önemli bir neden arıyorsun. O neden hiçbir zaman olmaz. Evet. Zaten yani o hiçbir zaman senin yüreğini soğutacak bir neden zaten olmaz. Gerçekten de böyle hiç anlam veremediğimiz, sadece öldürmek için öldüren de insanlar var. Yani evet, buna da çok neden arayarak kendini de perişan etme var. Ya bence zaten insanlar artık kendine bir çeki düzen versin. Evet. Yani canım istemedi, adam öldürmedim. Onu üçüncüyü öldüremiyorum. Bir de gerçekten şunu çok söylemek istiyorum. Biraz sivri dilli olduğumu biliyorsunuz. Biraz korkuyorum da. Bir şeyler söylerken adalet değişmesi lazım. Bu adalet sistemiyle insanlar kedi... Yani kurbanlık koyun katleder gibi insanları katledip işte o gün dünkü evvelsi günkü örneğinizde gösterildiği gibi 17 yıl alıp da işte bilmem %1'ini yatar bilmem nesi, bu çok yanlış. Yani insanların gerçekten, çünkü bana bunların, bu devletin meselesi değil, bu benim meselem. Bu insanlar bana can borcu var. Devlet buna karar veremez. Af ediyorum, işte denetimli serbestlik, o insanın bana bir can borcu var. Devlete faiz bilmem ne değil. Vergi bu adam borcu benim değil bu yani. Evet, evet, bu insan benden bir can almış. Bir can benden aldıysa benim bir rızamız olsun. Ben bu adamı salabilir miyim? Mesela Mustafa Kurt hala neden sokakta geziyor? Gerçekten bilmiyorum. Adam cezaevinde Sedat Sevim'e para bile teklif etmiş. Bunu mahkemede verilen, bunlar ben dışarıda dedikodu da duymuyorum. Hakimin, savcının ama yanında şimdi, verdiği ifadeler. Onu istersen söyleme çünkü mahkemeniz var. Zaten orada yeni evet, karar çıkacaktır evet, ama sana şurada katılıyorum. Ben de bunu zaman zaman söylüyorum. Bu kamuoyunun görüşü. Yani sonuçta biz de halkız. Bir kere şuna katılıyorum. Bu vergi borcunun bile affı bence vergisini düzenli ödeyenlere bir haksızlıktır. Evet. Ama o senin, onun sana can borcu var. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani devlet o can borcuyla ilgili şey yapamaz. Yani onun canını, onun yakınının canını alan bir kişiyi affedemez böyle. Orada çok katılıyorum sana. Evet, çünkü o canı benden aldı. Doğru yani nefes alıyor. Onlar hepimiz sana katılıyoruz. Bilmiyorum katılmayan var mıdır? Bence herkes aynı şeyi söyleyecektir. Yani bu sivri dillilik evet, değil. Bu bir talep, bu bir istek, bu bir isyan. Gayet de nazikçe de bunu söyleyebiliriz. Vallahi başına gelen bilir. Ben de geçen gün söyledim. O zaman adam senin ailenden birini öldürmüş. İzinli çıkıyor. Sen o zaman şimdi onunla karşı karşıya geldiğinde beni de suça sürüklersin. O yüzden sana katılıyorum. Uzun uzun konuşacağız. Çok özlemişiz bir seni. Bir şey daha seni söylemek istiyorum. Seni her zaman istiyorum, biliyorsun. Bayılıyorum senin çok, sözlerine. Ben de sizi bayılıyorum. Çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadrime, Ali'me, hepinizi.
Canı gönülden kutluyorum. Şuna da mutlaka değinmek istiyorum. Bu programda işlenen konulara 3 gün sonra, 5 gün sonra gizlilik kararı getirilmesine çok karşıyım. Aynı durumu biz de yaşadık biliyorsunuz davamızda. Bugün bu dünyanın her yerinde örnek teşkil eden programlar var. Hatta savcılar, polisler de bu tür destekleri alıyorlar. Yurt dışında da var benzeri şeyler. Onlar konuşuyorlar bile. Evet, siz zaten nerede susmanız gerektiğini, hangi konuda, dava, yani dosyada incelediğinizde neleri dile getirmemeniz gerektiğini, gidişatı, duruşmanın gidişatına zarar vermemek için bizzat kendim biliyorum. Ben size kocaman bir dosya vermiştim, içinden seçerek araştırıyordunuz. Sizin desteğinizle biz bugün eğer hakikaten adalet bir nebze yolunu buluyorsa biz zaten çaresiz olarak geliyoruz. Biz ilk önce Müge Anlı'ya başvurmuyoruz. Savcıya gidiyoruz, karakola gidiyoruz. Onların tıkandığı yerde diyeyim, yetersiz kaldığı yerde. Çünkü kamuoyuya bir jandarma ekibi, bir polis teşkilatı bütün Türkiye sesini duyuramaz. Böyle bir şey yok. Belki bir internet sitesinden yayın ama bu kadar ses getirmez. Bu ses getirmek hem bizim hem de adli gidişatın faydaları. Yani bu gizlilik kararı getirilmesi bana göre, benim kendi şahsi fikrim, özür dilerim aslında duruşmadan birkaç gün önce böyle bir şey söylememem gerek. Belki daha iyi niyetli. O da çenesi benim gibi evet, durmaz ya. Ama öyle. Evet. Bence davada eksikliklerin göze gelmemesi için verilmiş bir karardır. Neyse dur şimdi öyle söylemeyelim. Onları reklam arasında kendi aramızda konuşuruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Hem emniyet teşkilatımızdan, jandarmamızdan, savcımızdan, hakimimizden Allah eksikliklerini aynen, göstermesin. Allah ama sana olsun. Şöyle söyleyeyim. Burada da genelleme yapmayalım. Ben bizzat ATV'ye yazı yazarak bu konuyu işler misiniz? Benim şu 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 kişilere ulaşmam lazım diyen savcı da biliyorum. O yüzden herkesi katmıyoruz işin içine. Evet yani. Gerçekten çok yardımcı olan. Çünkü bana göre de şu. Savcı soruşturma makamıdır. Bana nereden bilgi geldi ben savcı olsam hiç önemli değil benim için. İster senden gelsin, ister Müge'den gelsin, isterse İsviçre'den adam arasın. Benim için fark etmez ki. Ben konumu çözmeye bakarım kardeşim. Şimdi burada da biz bunu yaparken kim aramış benim ne umurumda. Mühim olan bana bilgi versin. O yüzden zaten savcılarımızın %99.9'u sağ olsunlar, var olsunlar. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. Böyle bir problemimiz yok. Ama bazen bazı sıkıntılar oluyor. Burada da yani didişmeye de gerek yok. Ben hep söylüyorum ya, ben bir gazeteciyim yani. İstesem, şimdi bile okuyup hukuk fakültesini, ben yüksek lisans yaptım yani. Ara derslerimi veririm bir şeyde. Şimdi onun da lafını söylemeyeceğim. Herkes bir ara aldı. Yani nasıl aldı? Siz daha iyi biliyorsunuz hukuk diplomasını. Onların içinde de, onları da biliyoruz. Yani avukatlık yapmayıp, yani sadece hukuk fakültesini bitirdim diye diploma alan benim çevremde arkadaşlarım bile var. Evet. Çok haksızlık olduğunu düşünüyorum gerçek hukuk öğrencilerine. Onu da lafı gelmişken söyleyeyim. Gider okurum, onu da yaparım. Yani o değil ki kimse kimsenin şeyine soyunmuyor, mesleğine soyunmuyor. Herkes işini yapıyor. Ben gazeteciyim. Elimizden halk da zaten görüyor. Ben şimdi, de Bülent abiye bu arada çok teşekkür ediyorum. Kime? Bülent Bey'e, avukatıma. Benim için sizden sonra en büyük destek. 2-3 ayda bir Almanya'ya gelir. Dosya hakkında bizzat görüşürüz. Evet yani görüşürüz. Ben de biz de takip Bülent ediyoruz Akbar, hayatım dosyanı. İnşallah o gidiyor. Onlar da cezalarını alacaklar. Sen hiç üzülme. O konuda üzülme. Şimdi biz Ganime ile konuşsak bir saat konuşuruz. Fakat dün şimdi çok şaşırdım. Bu 18 yaşındaki 2 aylık hamile Ceylan Koca. Ya biz bantta ben onun hiç kaçışını da o kadar dikkatli bakmamıştım açıkçası. Ahmet var mı sende kaçışın hamı? Ceylan'ın. Ya yani Ceylan burada bayağı bir kaçmış böyle. Saç baş dağınık falan. Ben vallahi anlamamıştım. Bir gelsene biraz Ahmet daha. Biraz ağır oku. Böyle gerçekten saçlar başlar. Arkasını kontrol ederek elinde ayakkabıları kız kaçıyor. Panik var, korku var. Panik var, korku var. Hani o kadar dikkat etmemiştim açıkçası. Ben ne bileyim gitti diye düşünmüştüm. Şimdi dün ben Ceylan'ı buldum. O kadın sığınma evinden böyle bir izin için çıkmış. Ondan sonra gerçekten de kadın sığınma evinde. Ben biliyorsunuz ya kimse için yalan söyleyecek bir halim yok yani. Çıkmış işte aradık, konuştuk. Sonra ekip arkadaşlarımız buldu onu. Gittiler röportaj yapmaya. Fakat kız bambaşka şeyler anlattı. Yani senin anlattığınla onun anlattığının alakası yok Mustafa. Yani sen bilmiyorum gerçeği sana anlattı mı? Bilmiyorum.
Yani bir şey söylemediler. Benim size anlattıklarımı söylediler zaten. Yani sen o kadarını biliyorsun. Ama senin kızın olayı öyle anlatmıyor. Bilmiyorum. Senin kızın diyor ki Mustafa'nın amcaoğlu bize gelmişti. Mustafa eve girdi. Ben onun anlattıklarından anlıyorum ki birisi sana haber verdi. Sen eve girmişsin. Senin eve girdiğinde senin amcaoğlunun yatak odasına yatağın yanına saklanmış. Evi aramışsın, bulmuşsun. Adamın üzerine saldırmışsın, bunun üzerine saldırmışsın. Kız da kalk kaçmış. Öyle mi? Ya ben eşime güveniyorum. O kesin hırsızlık için gelmiştir evime. Yani ben eşime karışmadım abla. Eşim yani tertemiz namazından, niyazından birisi. Hı. Ben ona güveniyorum. E peki niye bunu böyle anlatmadın? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yalandan çok korkarım. Hele bana yalan söylendiği zaman bu konuyla ilgili daha çok korkarım. Şimdi ben senin eşini arama niyetini bunu öğrendikten sonra açıkçası sorgularım. Bak sana üzüldüm başta. Dedin ki paramız yok. Hastaneye gideceğiz dedin. O dedim bu dedim. Vallahi çok üzüldüm. Ne yapabiliriz bu çocuğa falan diye hep aramızda da konuştuk sana yardımcı olmak için. Ama şimdi bu anlatılan hikayeyle senin anlattığın hikayenin hiç alakası yok. Sen biliyor muydun böyle bir şekilde? Ha? Yok bilmiyordum. Bir kere sen şimdi niye saat 12'de eve girersin? Niye girdin sen eve? İşe gidiyor, tekrar eve geliyor. Eve geliyorum. Tamam, sen işe gidiyorsun ama sonra tekrar eve geri dönüyorsun. Eve geliyorum, bir de mesajları var, sana gösterebilir miyim? Hayır. Niye eve tekrar geri dönüyorsun işe diye çıkıp? Niye işe diye çıkıp İşten sonra... İşten izin aldım, dedim belki hastaneye falan gideyim, bir şey yapayım, zaten hastaydı. Hayır, sen şimdi senin eve geleceğini bilmiyor Ceylan. Seni işe gitmiş biliyor. Sen gidiyorsun, amcanın oğlu geliyor eve. Sonra sen tekrar eve dönüyorsun. Bir de diyor ki içeri girer girmez evi aradı diyor. Şu hangi koca içeri girer girmez evi arar? Sen demek ki birisi seni aradı. Sizin eve dedi, bu girdi dedi. Sen de tekrar geri döndün, evi aramaya başladın. Yok valla kimse beni aramadı abla. E sen o zaman niye eve girip hemen evi aramaya başladın? Zaten abla şöyle diyeyim. Hı. Ben işten zaten öğlen iznim vardı. Hı. Hastaneye gitmek için geldim eve. Yani bilmiyorum geldim eve öyle yani girdim eve baktım oraya buraya dedim bakayım. Ama niye eve... baktın oraya? Bak yine yalan söylüyorsun bana. Vallahi... Sen niye? Hayatım kimin kocası eve girip de evi arıyor yani? Hangimizin kocası arıyor? Niye arasın evi? Senin amcaoğlun peki niye saklanıyor? Zaman kalkıp odaları, mutfağı, banyoyu vesaire aramış. Her tarafı arar mısın? Hayır. Gider gelirsin, merhaba hanım, oturursun oturma odasında veya salonda, konuşmaya başlarsın, ne var ne yok. Yemek hazırlayacaksa yemek hazırlayacak. Hayır, o saat geleceği saat de değil Rahmi Bey. İşte olman gereken bir saat. Sen eve giriyorsun ve direkt evi arıyorsun. Kim sana söyledi de sen eve geldin? Bana kimse aramadı beni abla. O zaman sen mi bekledin sokakta falan da eve kim giriyor diye baktın? Yok. Nerede şüphelendin yani? Neden şüphelendin? Şüphelenmedim ama şüphelenmedim. Öyle ben her gün geldiğimde mesela bakıyordum. Sen nasıl öğlen geliyormuşsun? Bakıyordum yani kardeşim veya bir şeylerini saklamış mı, kimliğimi zaten kaybetmiştim o gün. Mustafa'cığım bak şimdi bununla alakası yok. Bak gel dürüstçe gerçekleri konuş. Sen eve girip evi aramışsın evde nerede evdeki diye. Ve yatak odasında bulmuşsun amcanın oğlunu. Yani böyle bir şüphen varsa da söylemen de normal. Sen desen ki şimdi evet ben böyle bir durumdan dolayı kuşkulanmıştım. O günde eşimi tahmin etmiyordum ama bir kontrol için eve geldim. Doğru. Dayı. Maalesef baktım ve buldum. Ha, onu söyle. Yani bir erkek olarak eğer kuşkulanmışsan, eğer şüphelenmişsen eve gelmen de normal. Evi araman da normal. Ama neden şüphelendin işte? Ama o şüphe sana nereden geldi? Ya içimde onun bir his geldi. İçime bir his geldi. Yani insan ister istene kanım durmaya başladı eve girerken. Ama eşime güveniyorum. Ben yani eşim o alakayla belki gelmiş beni sormuş amcamın o nerede işte mi falan filan. Ama gerçekten ben eşime güveniyorum. Tamam sonra eşine güveniyorsun da eşime nasıl bir his geldi içine? Bir şey olur da ister, gelir. İster istemez ablalar da burada. He. Yani hiç olmazsa abilerin de biliyor. Öyle bir konu olsa zaten insan çıldır diyor. Yanlış anlıyor. Ya evde kaçıyor gidiyor. Otur bir konuş benimle. Bir sohbet et benimle. Ama sen de amcanın oğluyla konuş. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda ben seni suçlayamıyorum da açıkçası.
Şimdi kim eve girerse girsin, evde saklanmış bir adam ya da kadın bulsa ne oluyor der. Ama sen niye evi arıyorsun? İşte sen evi aradığına göre ya bekledin kapının dışında içeri girdiğini gördün. Ya birisi seni aradı, koş gel içeri girdi diye. Çünkü karım diyor ki her gün geliyordu abi bizim eve diyor. Evet geliyordu. Geliyordu tamam. Yanımda çay içiyordu, beraber oturuyorduk. Tamam kardeş, her gün gelen abi sen niye kapıyı çalınca saklanıyor? Ya çocuk da korkmuş, demiş ki şimdi yanlış anlar falan filan. Yani başka günlerde ben, yani sana, sen evde yokken daha önce de hiç evine geldiği oldu mu senin bu kadar? Yok. Yok ilk defa. Yok yok. Siz ikiniz aynı iş yerinde çalışıyormuşsunuz o kişiyle. Hı hı. Sen onu iş yerinde bulamayınca mı şüphelendin? O gün çünkü işe gitmemiş, bir acaba oraya gitmiş. O mu senin hisli kalben vuku? Gittin baktın çocuk yok iş yerinde, o yüzden mi içine bir kurt düştü? Hı hı. He? Evet. Baktın iş yerinde bulamadı. Evet. Bizim eve mi gitti diye düşündün. Zaten beni aradı, dedi neredesin, işteyim dedim, tamam dedim, kapattı. Öğleden ben de iznim çıktı, ben dedim hastaneye gideyim. İznin çıkmadı işte. O seni kontrol etti. Yok yok, zaten şefimiz izin yazdı bana abla. E tamam, sen istediğin de yazdı. Durup yok yok. Yazmayacak. Zaten öbür, zaten hastaneye gitme şeyim vardı. Ama böyle olunca... Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi Ceylan'la önce bir Ceylan anlatıyor bunları. Ben Ceylan'ın röportajını size bir izleteyim. Ben açıkçası bu işten korktum. Bak sana söyleyeyim. Sen niye bu kızı arıyorsun kısmında şimdi bende bir soru işareti var. Ha, ben de kimsenin günahına giremem. Yok, geri dönsün gelsin, evimi götüreceğim, taşınacağım, gideceğim. Ama yeni bir yuva kuracağım kendime. Yeni daha bir... yeni yuva kurdun dedin, siz hangi ay evlendiniz oğlum? Ne yapayım abla? Hangi ay evlendiniz? Kasım ayında. Kasım ayında evlendiniz siz. Kasım, Aralık, Ocak. Ama ben yani... Hayır, daha siz 3 aylık evli değil misiniz? 3 aylık. Daha ne yeni hayatı? Daha bu hayatı bitmemiş ki, bu hayat daha bitmemiş ki demeyeyim yani. Daha bu hayat borcu kurulmamış. Var, harcı var yani. Daha her ay borç ödüyorum diyorsun, aldığın ben para. Ben bir Ceylan'ı size izleteyim de. Yani Ceylan'ı izletmeden ben gene baştan söyledim işte, ağzında bakla ıslanmıyor ya. Karnında 2 aylık bebeğiyle koşarak evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 18 yaşındaki Ceylan Koca, Müge Anlı'da bulundu. Kızınızı buldum, gözünüz aydı. Sağ ol. Ceylan. Anneciğim bak ben iyiyim, tamam mı? Neredesin canım, neredesin? Ceylan ne olursun gel. 3 aylık kocasından dert yanan genç anne adayı yayınımızın ardından ekibimize konuştu. Mustafa ile nasıl tanıştınız? Mustafa'la 2021'de tanıştık. İşte sosyal medyada tanıştığımız süreciyle de öyle konuşmadan başladık. Nişan falan oldu. 2023'te 11 Kasım'da da düğün oldu. Evliliğimizin 4. günü bana şiddet uygulamaya başladı. Görümce bir yüzünden. Ben kızın iyiliğini istedim. Yani her sen işe gidiyorsun ve işten sonra gelip iş yapıyorsun. Yani ben dedim ki sana niye duruyor ki, ben burada yapıyorum zaten. Gidip uyusana. Sonra işte öyle tartışma çıkınca da o kemeri çıkarıp hem bana vurup hem ona vurup. Sonra ben ona sinirlenip daha fazla şey yapıp daha tepki vurdu. Bana da vurdu. Ona da vurdu zaten. Yok zaten sen hiçbir şeye yaramıyorsun falan filan laflar edince önce beni dövdü, sonra pişman olup gelip bana şey yapıyordu. Kıyak yapıyordu. Yani beni affet diye. Ben bu huyunu görünce evlendim ve pişman oldum. Gerçekten pişman oldum yani. Affedersin, canavar bir gibi bir insan çıktı resmen içinde. Yani ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Şiddet uygulamaya başladım. Ben de o yüzden zaten evden kaçtım. Doktora gitmek istediği için kocasının altınlarını istediği, altınları vermek istemeyince de Ceylan Koca'nın evden kaçtığı söyleniyordu. Peki gerçekten o gün ne olmuştu da gitmişti? Evden kaçtığınız gün ne oldu, ne yaşandı? Birden kapı çaldı. Ben de şoka girdim. Dedim acaba bu saatte kim gelir? Saat 12 civarlarında. Kimse gelmezdi normalde. Sonra baktım onun amcasının oğlu Zınar. Dedi kardeşim, dedi sana haber vermeye geldim. Zaten senin telefon numaran bizde yok diye. Annemler seninle konuşacak. Dedim bari dedim içeri gir diye. Hava soğuk soğuktu. Buz gibiydi. Gerçekten yağmurluydu, fırtınaydı. Ben üşüyorum zaten. İçeri girdi. Annesiyle konuştuk. Annesi... Ne dedi annesi size? Nasılsın kızım, iyi misin? Biz size geleceğiz. Yani ben oğlumu gönderdim yani yanlış anlama diye. O da senin bir abindir falan filan laflar etti zaten. Çay falan getirmedi. Üşümüştü zaten. Adam çok ıslaktı dedim. Dedim kendi şey yaparsın dedi, ısınırsın diye. Yok kardeşim dedi, ben bana getirme. Ben şimdi birazdan kalkıyorum zaten dedi. Bir anda kapı çalınca eşim geldi. Kocası Mustafa Koca ansızın eve gelince söylediğine göre beklemediği halde kapısını çalan misafiri panik olmuş. Yatak odasına saklanmıştı. Dedi şimdi o beni görse yanlış anlayacak. Dedim ben saklanacağım. Dedim
saklanma. Dedi ben saklanacağım. Dedi saklanma. Dedi ben korkuyorum dedi. Korkudan tedirginden olunca da o da saklandı bir köşeye. Nereye saklandı tam olarak? Yatak köşesine. Saklandı süreciyle de o da korkudan ne yapacağını şaştı. Tabii o da gelince evi direkt aradı zaten. İşte zaten çocuğu görünce de şoka girdi. Dedi sen burada ne arıyorsun? Siz benim hakkımda iş çeviriyorsunuz falan filan laflar edince de aklına kötü kötü şeyler getirip de çocuğa saldırdı. Çocuklar sonra saldırdıktan sonra bana saldırdı. Sonra ne yaptı size? Kafa attı. O yetmemiş gibi de şey oldu. Dedi ben mutfağa gidip ikinizi öldüreceğim. Bıçalıp ikinizi öldüreceğim. Sonra da ben öyle korkudan altınlarımı alıp evden çıktıktan sonra da bir şekilde de sığınma evine ulaştım. Sizin eşinizin kuzeniyle aranızda herhangi bir şey var mıydı? Oldu mu? Hayır. O benim abim gibiydi. O da beni kardeşi gibi görür zaten. Her gün gelen bize bir abimdi. Korktuğu için saklandı. Size anlattığı ben o evden çıkışı her şeyi, hikayesi yalan. Beni şoka getirdi. Neden öyle bir şey yaptı? Niye doğruyu söylemedi? Ben onu şaştım yani. Gerçekten size timsah gözyaşları döktü. Ona eminim açık ve net. Bebekle alakalı ne düşünüyorsunuz? Hamilesiniz. Ne? Kız böyle anlatıyor. Senin haberin var mıydı anne olarak bunlardan? Sen de ilk defa mı duyuyorsun? Evet. Ben gelirken bana böyle bir şey demedi ki. Kıza da ulaşamadığım için hani bir haber alamıyorum. Haberim yok, bilmiyorum. Çünkü ben niye sana da gelmedi diye düşündü. Yani öyle ya şimdi iki aylık hamilesin. Telefon numaramı bilmediği için bana söyledi dün zaten telefonda. Anne ben sana ulaşamıyorum, numaranı bilmiyorum dedi. Yavrum senin evin belli değil mi? Evimi biliyor. Para tamam. Üstünde yokmuş, gelememiş, korkmuş. Ne olacak korkmuş. Canım bugün emniyete de gitsen, polise de gitsen. Ben şimdi böyle dedi böyle ki ben gitsem Çerkez'e acaba Mustafa beni orada gelip görür mü? Yani bulamazsa önce oraya bakar. Bence hayır, o yüzden gelememiştir. Hayır, normal şartlarda böyle hani altını satma yani, davası olsaydı sana gelmesi lazımdı. Demek ki kız korktuğu için gelmemiştir. Ben canavar değilim, öldüreyim. Oturup yani sizle nasıl muhatap ediyorsam aynısı ona da aynısı. Ben kalkıp cinayet işlemiyorum değil mi abiler? Herkes de biliyor burada izleyen... Eline bıçağı aldığın andan itibaren bak karının elime anlattığı... Karının anlattığı çok açık. Elime bıçağı almamışım. Kemerini kemer de çıkarmamışım. Ben kemer de çıkarmamışım. Ya Şevki Hocam. Tamam olmaz. Korkar. Bak ben korktum. Ceylan bugün gelip annesiyle konuşup tekrar kadın sığınma evine dönecekti. Ben açıkçası Ceylan'ı buraya getirmeye korktum. Sen ayınla çiçeğinle gelmişsin. Buradan bence görürsün de, seni. Bence de korkuyor. Ama ben bu işe karışmam. Ben canavar değilim. Bak sen canavar değilsin tamam. Ben eşim için, ben çocuğum için, ben yeni bir hayat başlayacağım kendime. Size ve tüm izleyenlere yemin ediyorum ki bir daha böyle bir şey yaşansa yani her şey... Bak şey açıkçası ben sana şöyle söyleyeyim. Ben böyle bir şeyin yaşanmasına zaten... Doğru başta abla. Yani şaşırdım. Ben de bulmak için size başvurdum. Tamam bak ablacığım, senin bu yaşadığın, senin karşılaştığın şey de güzel bir şey değil. Bak sonra ben bazı şeyleri söylüyorum. Sonra diyorlar ki işte onu mu savun? Hayır ben hiçbir şey savunmuyorum. Ben zaten kadına şiddetin karşısında olan kadın cinayeti. Ben kadın erkek bütün cinayetlerin karşısında olan bir insanım. Yani kendimi tekrar anlatmama gerek yok. Ama şimdi düşünün bu adam da eve giriyor. Evde bir tane yatak odasında bir adamla karşılaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani bu Ceylan'ın da yaptığı normal değil. Senin amca oğlunun da yaptığı normal değil. Çocuk ondan korktuğu için saklanmıyor. Sonra kocam bana şiddet uyguluyordu. Orada bizi görünce adam çıldırdı, onu dövdü, orada beni dövdü demesi de normal değil. Ben zaten her aradığımda o bizde anne diyordum. Ben de dedim Ceylan kaynanan yok. Adamın ne işi var? Mustafa her gün size neye getiriyor bunu? İşten çıkıyor, adam niye evine gitmiyor? Biliyorsun, geliyorum sana. Sürekli oradaydılar, yani her aradığımda oradaydılar. Ne işi var o adamın sizinle? Her gün sen neden işten çıkıp da çocuk neden evine gitmiyor, seninle evine geliyor? Hı. Ben söyledim ona neden geliyor diye. Evet. Ne olmuş anne, arkadaşım diyordu, halamın oğludur, amcasının oğludur. Onu da bilmiyorum. Amcasının oğlu gitsin kendi evine, niye bu oyna sizin evinizde? Yani annesi yok, babası yok, kimsesi yok evde, kayınpederi yok, kaynanası yok, ne işi var? Ben söylüyordum kendisine, ağa yüzümüz. Kıza da söylüyordum, Ceylan onlara hizmet etme, gir odana de ki ben hastayım, gelmiyorum diyor. Anne ama akıllı, anne söylüyor işte söyledim yani. Ama beni dinleyen yoktu. Misafirimizdir, evimizden mi kovacağız falan. Hayır, o zaman bana. Çünkü seni arıyor amcaoğlu, işte misin diye soruyor sana, ben değil mi? Ben kızımı istiyorum vallahi, evime götürmek istiyorum. İşte misin diye sana soruyor.
Tabii şimdi sen de eve gidince saklanmak zorunda kaldı. Evet. Ya korkmuş, o da bir paniğe takılmış. Bu annesiyle konuştum ben. Annesi göndermişti. O da doğru, annesi göndermişti. Demiş ki bak kız ne yapıyor, ne ediyor, ne şeyde. Ama gittim abla o karşılaşmada yani... Kimin annesi göndermiş? Amcaoğlunun annesi mi göndermiş, hı hı, onu? Tamam, amcaoğlunun annesi nasıl senin olmadığın bir saatte... Neden oğlunu gönderiyor? ...üç aylık evli bir kadının evine nasıl oğlunu gönderir? Bu olay, bak bu anlatılanların hiçbiri... Doğru değil. Doğru değil ve akla yakın da değil. Ben de Ceylan'ın asla ve asla sana bu şekilde gelmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Senin öfkeni kontrol edebilecek bir yapın olduğunu da asla düşünmüyorum. Yani... Ben gelmesini istiyorum. Yani kısacasını eşime güveniyorum. Bir sonsuza kadar eşime güvenliyim. Bir ömür boyu güvenliyim. Eğer izliyorsa burada İzliyordu, gelsin. İzliyordu, seslen, evet. Gelsin yani. Gelsin. Gerçekten... Sen bir de bir kart yazmışsın. Onu da oku kartını da. Dur. Oku kartını. Okuma işini. Yazmam yok abla. Ha öyle mi? Vallahi ben hiç okul okumadım abla. Onu yazdırttı. Sevcan sen oku Melikeci. Ha. Mikrofonu da al ha. Ceylan baksana nasıl not da yaz. Siz nasıl sosyal medyadan tanıştınız ya? Var, okuma yazması var. Hani böyle heyecanlanıyor. Onu da bana mı getirdin? Ya bana getirdin. Ben istersen bunu eşimi, almayayım. Yo, alın. Eşimi bulduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de şey varsınız içinde, siz de okuyabilirsiniz. Bana da var. Hı-hı. Ama vallahi getiremedim. İstersen geri alabilirsin yo, yani yo, şimdi. Sıkıntı haksızlık yok olmasın. Yok, sıkıntı yok abla. Çok değerli Müge ablam, iyi ki varsın. Sana ve ekibine çok teşekkür ederim. Canım benim ya. Mustafa, şimdi yani röportajın devamını da izleyeyim. Ceylan diyor ki hani biz bu işi bitirelim diyor. Melik önce sen bir oku. Bugüne kadar seninle yaşadığım her şeyi geride bırakıyorum. Seninle yeni bir sayfa açmak istiyorum Ceylan'ım. Baksana Ceylan çiçekli ayı da getirmiş. Ama yani ben bunu reklamını yapamam. Neden biliyor musun Mustafa? Aslında yani bana soracak olsan yol yakınken ayrılman daha da mantıklı olabilir. Bak sana çok samimi söyleyeyim. Ben eşimle yani ayrılmam imkanı yok abi. Öyle mi? Gelsin eşim. Ben eşime güveniyorum. Bilmiyorum. Zeki abi böyle yapıyor, kaşlarını kaldır. Hayır, ben bundan sonrasını bilemem. Hani Ceylan annesine döner, annesiyle Mustafa'yla konuşur, ne yaparlar, ne ederler. Biz kimsenin hayatına karışamayız. Ama Müge sen karışmak ister misin bu işin içine? Ben karışmak istemem. Çünkü... O günden sonra o adamla yeğeninle görüştün mü hiç? Görüştüm abi. Yeğeninle. Amcaoğluyla ha. Amcaoğlunla. Yani senin evinde yakaladığım kişiyle. Annem beni gönderdi demiş ya annesi işte. Annesi dedi ben göndermişim şeye baksın diye. Ya onun da tekrar başka o günden sonra karşılaştın, görüştün veya konuşmaya gittin mi? Yok. Hiç karşılaşmadım. Yok. Ben çünkü o günden sonra artık onlara gitmedim. Evet. Niye bir alıp karşına konuşsaydın keşke? Zaten kardeşi konuşmuştu, abisi konuşmuştu, babası konuşmuştu. Ya zaten onun ailesinin haberi var. Yandan bizim bir tane amca yani akrabamız var. Onlar da yani onlara da gelip gidiyordu. Hani öyle bir huyu yok amcamın oğlu. Bir de eşime de güveniyorum. Ben bunu diyorum. Eşim neredeyse geri dönsün. Yani amcanın oğlu o gün o saatte niye geldim diyor. Ne için gelmiş? Annesi, babası, kardeşiyle konuştu. Ya zaten... Rami Bey bir iyice kurcalayacak şimdi. Bizim kombi bozuktu zaten abla. He? Kombimiz bozuktu zaten. Tamam ablacığım madem öyleydi de niye saldırdın o zaman bunların üstüne? Ya ben yanlış anladım. Bir öfkeyi tutamadım işte abla. Kim sana söyledi o eve geldi diye? Hı? Birisi haber mi verdi? Yok valla. Sen onu iş yerinde göremeyince bir de seni arayınca mı şüphelendin? Zaten aynı iş zaten yerinde aynı çalışıyorlar. Iş tamam baktın o işe gelmedi. İşe gelmedi. Ben dedim beni aradı dedi evde misin yok dedim. Hı. Dedim belki öğlenden sonra gelin tam dedi. Buydu.
Her gün beraber evde. Yani her gün beraberiz. Ben bir kardeş, bir abi. Oradaydı. Her zaten... aradığında oradaydı. Ha, seni telefonla arıyor, evde misin diye. Sen de yok diyorsun. İşe de gelmemiş. Sen de o zaman şüphelendin. Normal bir düşünce. Öyle olmuş. He, öyle olmuş. Öyle olmuş. He. Devamını izleyelim. Bebekle alakalı ne düşünüyorsunuz? Hamilesiniz. İçimdeki bir can olduğu için almayı düşünmüyorum. Müge Hanım, benim annemi kavuşturacağını biliyorum. Annemle beraber gideceğim evimize. Oraya gittikten sonra ona uzaklaştırmayı ve boşanmayı vereceğim. Eğer beni tehdit etmezse, bana şeyler uygulamazsa ben çocuğu belki onun yüzünü gösteririm. Ben zaten Mustafa'yı kesinlikle istemiyorum zaten. Ona yani gerçekten soğudum. Öyle yapmasaydı, böyle bana normal sevgisini gösterseydi ben ona asla ne soğurdum ne de kaçardım. Sen şimdi hiç üzülme. Ondan sonra sen biraz etrafına bakın. Şimdi hiç üzülme sen. Bakalım Ceylan da ne yapacak yani, o sonuçta annesinin yanına dönmek istiyor. Ya şu an ben biliyorum ki cahillik kafasıdır. 18 yeni ergendir. Ben biliyorum, kafasını doldurmuşlar orada. Ben bunu da açık ve net söyleyeyim. Ben eşimi geri dönmesini istiyorum. Eşime kabulüm. Burada kim izliyorsa izlesin, ben eşime güveniyorum. Bugüne kadar benim ailem benim yanımda değildi, benim kaynanam yanımdaydı. Benim annem yoğun bakımda hastanede, babam beni arıyor, görür görür ağlıyor. Diyor benim elim kolum da bağlı, cenazem yerde, ben bir şey yapamıyorum diyor. Ama bunlar yanımda. Başım dik, her zaman dik. Zaten elin sonunda yerin altında topraktır. Bu dünya kimse fani değildir. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Hı. Yalanmış, oymuş, şuymuş, buymuş. Her şeyi boş verelim. Kim yalan söylemişse zaten Allah onun belasını verir. Yerin altında da var. Bu dünyada yalan söylese de ama öbür dünyada da aynısını yaşar. Hani derler ya, eğer bu dünyada... Mustafa'cığım ya, yalan söylemeyecek insanlarla Allah karşılaştırsın bizi canım ya. Bak senin dediğin gibi hayat o kadar kısa ki sen de daha çok gençsin. Hani insan böyle bir harala gürele içine giriyor yani. O bana yalan mı söyledi, aldattı mı, ona bakayım bunu. Sonra bir bakıyorsun. Diyorsun ki ben ne yapıyorum ya? Hayat çok kısa. Yalancı biriyle bu işi uğraşana kadar yalan söylemeyecek biriyle tanışayım. O bana kıymet versin, ben ona kıymet vereyim. Yani gerçekten insan anlamıyor. İnsan o didişme anında anlamıyor yani onu bunu. Sonra bir bakıyorsun... Abla. Hayat geçmiş gitmiş. Hiç gerek yok aslında. Şeker lafını keseceğim de kusura bakma. Yok estağfurullah. Şimdi ben böyle diyeyim. Ben 4 sene sevdim. Annesi de burada. Yalan mı anne? 4 sene sevdim. Yani bir insanın et tırnaktan ayrıldığı zaman, çıkmadığı zaman o tırnak, o parmak ne oluyor? Acıyor yani, istersen bir yere dokun, ama bir kolye dokun. Ama senin zaten diyor eşin, diyor ki ben niye saklanıyorsun dedim diyor. O sakla, o seni telefonla aradı ya. İşte ondan korktu, saklandı. Evet. Yani işte ben Ceylan da demiş niye saklanıyorsun, saklanmana gerek yok. Yo, ben eşime güveniyorum. Ben eşime güveniyorum. Zaten dün de annesini de aradım değil mi anne? Aradım, dedim anne böyle dedim böyle, ben şeye taşınacağım, yanınıza taşınacağım. Ben de sizin dedim. Yanınız neresi, neresi? Tekirdağ. Köyde oturuyoruz. Çerkezköy. 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 Çerkezköy'e taşınacağım. Hı hı. Ha, evimi düzenim, işimi evet. Değiştireceğim Ceylan evet. için o tarafta. Her şey yeni, yeni bir düzen, yeni bir hayat, yeni bir... Yani kardeşlerin ne olacak? Kardeşim köyde, zaten köyde hepsi yani. Beni bıraktı, gittiler. Hmm. Annem de zaten yoğun bakımda. Bir tek bu büyük oğlu vuruldu beni. Ceylan'cığım bizi izliyorsun. Bakalım bağlanırsa eğer... Cevabını versin yani. Ben anneme dönmek istiyorum diyor ama mikrofona kadar. Ben anneme dönmek istiyorum diyor ama dur bakalım bir reklamlara girelim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.
Sonuç itibariyle Ceylan Mustafa'ya dönmek istemiyor. Çünkü Mustafa'nın ona bir şey yapacağından endişe ediyor. Mustafa'nın bu olayı bu şekilde yalan yanlış anlatmasından dolayı da iyice tedirgin olmuş. Sanırım Gülden sizin eve dönememesinde nedeni o. Siz de ona bir şey yapacaksınız diye korkuyor. Yok, biz hiçbir şey yapmıyoruz Ceylan. Sen yeter ki dön evine. Ben seni istemediğin sürece ben seni Mustafa'ya vermem. Vermem de yani. O ailenin içine ben kızımı vermem. Ceylan sen çık gel kızım. Hiç kimseye seni vermem, biliyorsun beni. Ben yok dedim mi olmaz, tamam. Yeter ki çık gel. Sen de biraz o anlamda değil mi? Yeni öğrenince evet, bu amcaoğlu hikayesini sen de tedirgin oldun yani. Evet. Ya ben eşime güveniyorum. Bak bana bunu başta doğru anlatsaydın ama senin bana yalan söylemeden dolayı açıkçası ben de tedirgin oldum. Yani ben normalde ararım, barıştırırım, buluştururum falan filan ama mesela bu işe girer misin Müge? Mustafa kusura bakma ben korkarım. Ha Ceylan aradan geçer 10 gün ben Mustafa'ya dönmek istiyorum der. O sizin kendi kararınız. Kimse bir şey diyemez. Tamam gelsin annesinin yanına dönsün. Onun Ceylan yanına eğer korkuyorsan Çerkez'e gitmek istemiyorsan ben seni Ağrı'ya nenengilin yanına gönderirim. Senin nenen biliyorsun kimseye vermez seni. Yeter ki gel. Ağrı'ya gönderirim seni. Mustafa gelir beni evde bulur diye gel yeter ya Mustafa ki. Mustafa hiçbir şey yapmaz eğer. Mustafa şerefime, namusuma, annemin üzerine yemin ediyorum ki, küçücük kardeşlerim üzerine yemin ediyorum ki, tüm izleyenlere, tüm arkadaşlara, deli büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Eğer ki ben kaçsam, demek ki şerefsiz, namussuz olayım. Bu kadar da büyük yemin ediyorum. Siz de şahitsiniz Müge Hanım. Biraz zaman tanımak lazım. Şimdi fıkra anlatmak da bir meziyettir. Bende o yok ama bak tam senin hikayene uygun. O yüzden Mustafa'nın ben karıma güveniyorum demesini de anlıyorum. Çünkü diyor ki Ceylan yani ben niye saklanıyorsun dedim. O sana telefonu açtığı için amcaoğlu. O yüzden o saklanmak zorunda kaldı. Sen şimdi gittiğinde evet. Diyecektin hani hem telefon açtın hem İşte niye. Ben de öyle yani bir abi kardeşiz gibi. Oğlum eve de öyle sürekli eve erkek alınmaz. Evet. Size bunu öğretmiyorlar ya, mı? Ya bir gün gel. Hayır gelin, bir gün iki günü falan yok. Hadi. Doğru diyorsunuz eve abi. Eve erkek alınmaz. Sen kendin de almayacaksın. Karına da alma diyeceksin. Bu kadar bitti. Eve öyle tek erkek alınmaz. Hiç yok. Hiç görmedim ben hayatımda. Benim babam hiç eve erkek arkadaşını getirmedi. Bir kere bile. Ben hiç görmedim. Olmaz. Senin ne işin var? Siz daha 3 aylık evlisiniz. Ne iş var senin amcanın oğlunu sizin evinizde? Evet. Hele telefon açtım. Amcasının oğlu da değil. Halasının oğlu. Amcası halası işlemi. Evde olmadığını da öğrenecek. Ondan sonra da eve gidecek. Olmaz. Hiç yer yani. Ağzıma neler geliyor o. Neyse hiçbir şey söyleme. Söylemek ama, istemiyorum yani. Ama terbiyesizliğin de büyüğü yani. Gerek yok şimdi ona. O da korkmuş işte. Terbiyesizlik kelimesi az. Daha çok şey söyleyeceğim ama söylemiyorum. Tam hiçbir şey söylemiyorum. Senin bilmiyoruz. Ne Rahmi Bey. Bilmiyoruz biz. Ben gene aslında şöyle tatlı bitireyim. Bu bildiğiniz de fıkradır ama ben çok severim. Tam da bu işe uygun. Kadının biri dolabından gelen gıcırdığı kesmesi için eve marangozu çağırır. Marangoz bakar, bir sorun bulamaz. Dolap gıcırdamıyordur ve sorar. Abla bu dolabın bir şeyi yok, ne yapayım? Kadın normalde gıcırdamıyor zaten. Yoldan otobüs geçerken gıcırdıyor. Sen şunu dolabın içine gir, otobüs geçerken bakarsın der. Adam da tamam der, başlar beklemeye. Bir müddet sonra kadının kocası eve gelir. Üzerini değiştirmek için dolabın kapağını açınca bir de ne görsün? İçinde bir adam. Hemen sorar. Ne işin var senin benim dolabımda? Adam... Abi ne desen haklısın. Şimdi sana otobüs bekliyorum desem inanmazsın. İşte biraz bu hikaye olmuş. Ama Mustafa ben eşime güveniyorum diyor. Anladığım kadarıyla amcaoğlu da, halaoğlu da artık neyse. O da bir korkmuş onun geldiğini görünce. İşler inşallah tatlıya bağlanır. Ceylan'ı bugün bize getirebilir misiniz? Vallahi Ceylan biliyor senin onu istediğini. Evet. Bak, ben de Gülden, onu istiyorum ben ama... canından endişe ediyorum diyen bir kadını kimseye getiremem. Ben korurum kızımı. Hiçbir şekilde ben her şeyden korurum kızımı. Mühim olan onu duyması zaten yani. Evet ben ama korurum kızımı. Ama bu saatten sonra onun kararı yani. Siz bana getirin Müge Hanım. Gerçekten ben de mağdurum burada. Kaç gündür gelmişim. Gülden, bak bir şey anlamıyorsun sen beni. Biliyorum ama ha. Kızımı sonra alıp evime gitmek istiyorum. Çok haklısın ama ben bunun garantisini veremem ki Ceylan'a. Ben bugün Ceylan'ı normal şartlarda getirecektim bu hikaye olmasaydı. Bu hikayeyi öğrenince Mustafa da sana da yalan söyledi, bana da yalan söyledi. Niye yalan söylüyor? Bilmiyorum.
Hadi burada yayında, bak yayında anlatmak istemeyenler oluyor. Anlatıyorlar perde arkası. Burada o ne, az önce anlattı ya şey, Ganim'e. Burada ne hikayeler var? Biliyorum. Biz de diyoruz, öyle diyoruz. Bana anlatsaydın buraya geldiğinde böyle böyle diye. Ben sana zaten o sırada onun yolunu da gösterirdim. Ya da belki de bu konuyu hiç almazdım. Bak söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Şimdi sen beni, bana da yalan söyledin Mustafa. Doğru abla, doğru. Ne diyorsanız haklısınız. Tamam, ben de korkuyorum. Bir de ben üzüldüm burada yani. Ablam, şu an böyle istediğim, siz daha çok iyi anlıyorsunuz beni. Yani ben eşimi geri dönmesini istiyorum. Eğer karışan da vallahi billahi de... Yani ben bir karıncayı vallahi bile bugüne kadar kim beni tanıyorsa ben bir karıncayı yerden gezerken basmayı bile korkuyorum. Ya öbür... Mustafa bak sana bir şey söyleyeceğim. Senin o eve girip, tamam mı? O evde olay çıkmasında ben seni suçlamam. Bugün kadın ya da erkek. Kim eve girdiğinde yatak odasında kadınsa bir başka kadın görse, erkekse bir erkek görse... Aa öyle mi, hoş geldiniz, gel çay içelim demez herhalde yani. Hani olay yanlış. Ama onun öncesinde sen onu dövüyor musun? Hani orada da Ceylan diyor ki beni kemerle dövdü vesaire falan, onlar zaten sıkıntılı daha işler. Daha raporunu getirsin abla, dövmeme dahil kemer vurduğu yeri öyle yani ya, iz belli oluyor. Haklı mıyım? Ya bu ülkede ne yazık ki kadınlar dayak yiyorlar ama her dayak yediklerinde de doktora gidip o raporlarını almıyorlar. Evet. Yani raporun elinde olmaması demek gerçekten dayak yemediği anlamına da gelmiyor. İstersen kardeşimin numarasını vereyim, bağlatayım. Anladım Mustafa'cığım. Yani ben sana diyorum ki, ben seni burada anlıyorum. Kardeşleri bana söyledi, abim yengemi dövmüş diye. Bana dedi söyledi mi? Evet. Yok vallahi dövmemişim. Ablası şahitti. Ablasının telefonunda söyledi bana. Yani... Mustafa'cığım bak. Ben bunu kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Tamam mı? Biri bak, daha siz 3 aylık evlisiniz. 3 aylık evlilikte sen böyle karına hart hart zart zart yaparsan, tamam mı? Etraftan da birileri çıkar, o da kandırana kadar ona canım cicim ciğerim der. Kadının da gönlü kayar. Bu kadar basit. Biriyle evlendiğiniz zaman onu daha böyle el üstüne tutacaksınız. Evlenene kadar değil. Evlendikten sonra daha el üstüne tutacaksın. Çünkü artık o senin eşin, hayat arkadaşın. Ölüm. Daha el üstüne tutacaksın. Dövmek ne demek? Ya vallahi dövmemişim ya abla. Vallahi elim vallahi kırılsa... Ya, abla elim kırılsın. Elim kırılsın ki eğer dövmüşüm. Tamam, hata da yapar, şey de yapar. Yani insan hatasını düzeltmez mi? Ya bu değil yavrum, bu değil, budur. Doğru yolu. Vallahi hatasını düzelteceksen de baş öğretmen değilsin yani. Hatasını, hatalı olduğunu düşündüğünüz kişiyle evlenmeyin. Zaten çok erken bir evlilik. Yani ya 14 ben yaşında... eşimi istiyorum. Neredeyse çıksın gelsin annesinin yanına. Tamam. Öyle bir şey. Vallahi lokum uyuyor bizim. Tamam, kimse odaya girmiyor uyanmasın diye. Anlatabiliyor muyum? Yani abicim evlenince biraz da kıymet verin birbirinize. O da sana, sen de ona. Ya ben ona kıymet veririm. Sen eve adam alırsan o da almaması gerektiğini bilmez. Çok yaşa bir tanem. Anlatabiliyor muyum? İnşallah şimdi döndükten sonra, eğer dönerse kendinize yeni bir hayat kurduğunuzda kuralarınız olsun. Öğretmek değil, kuralarınız olsun. O kurallar önemlidir. Doğru abla. Kayınvaliden de demiş, ne iş var o adamın evde demiş. Evet, kadın söyledim, akıllı. Sürekli de söylüyordum zaten. Ne işi biraz var? Genç adam ne işi var yani biliyor. Şimdi dün biliyorsunuz iki kızımızı daha aramak için iki anne aramızdaydı. 21 yaşındaki ilkokul arkadaşları Dilan ve Merve Naz Ergen. Onlar da 29 Ocak Pazartesi günü Muğla Bodrum'dan kayıptı. Kızlarınızı da buldum. Gözünüz aydın. Gayet iyiler, sağlıklılar. Kim? Merve Naz hatta, Dilan da yanında. Alo deyin, Merve Naz hatta. Alo Merve. Alo. Dilan. Anneciğim. Merve Naz. Efendim? Ha Dilan. Merve Naz hatta herhalde değil mi? Merve sen misin? Evet evet. Hoş geldin yayınımıza. Merve. Hoş buldum. Bir konuşun bir bakalım. Anneciğim ne yapıyorsun? Nereye gittin sen? Neden gittin annem? Hiçbir şey yokken neden gittin? Hiçbir şey yokken ben neden gideyim anne? Annem bana niye söylemedin? Neden? Ne vardı anneciğim? Annem sana söylemem gereken bir şey değil ki, zaten görüyor muydun? Anneciğim sen bana hiçbir şey anlatmadın ki. Annem hiçbir şey anlatmadım. Allah aşkına orada çıkıyorsun, hiçbir şey yoktu. Her şey çok güzel diyorsun. Evde hiçbir sıkıntı yoktu diyorsun. Ne vardı Merve? Ne vardı? Sen babamla benim aramdaki muhabbetin meseleydi de gidemezsin. Babamla benim aramdaki muhabbet değil. Babamla benim aramda da çok muhabbet var anne. Biliyorsun hepsini. Ne var Merve? Anne. Tamam, bana anlatmıyorsan anlatan da benim bilmediğim ne var?
bilmediğin şeyler mi? Bildiklerim anne, beni terk edip gidecek bildiğim bir şey yok ki Merveciğim. Terk edip gidecek bir şey yok. Babanla bizim önceden olmuş sıkıntılarımız olabilir ama bu senin bizim evimizi terk etmeni gerektiren bir şey değil ki Merve. Anne. Annem ben 8 gündür senin sesine hasret kaldım. Senin hiç mi vicdanın sızlamadı? Dilan. Dilan ben buradayım Dilan. Ya ben, Ali, sen biliyorsun ben kanser atlattım. Ben bir sürü sıkıntı yaşadım Merve. Ben yeni ameliyat oldum. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Bütün insanlar benim hastalığımı yükseltecek diye düşünüyor. Bana üzülüyor. Sen üzülmedin mi bana Merve? Ha? Ben senin her türlü, her şeyinde arkandaydım anne. Yani. Anne. Dilan. Dinliyorum saniye. Merve. Dilan'ı sana vereceğim. Dur Dilan, Merve ile konuşurlar evet, dur. Bilmiyorum. Dinliyorum Merve, söyle. Böyle devam edersen kapatacağım telefonu. Merveciğim, böyle devam edersen kapatacağım değil. Beni terk etmek için bir tane neden söyle. Evet. Benim, senin, anne ben sonra yapacağım. Arkamda dur dediğinde durmadığın bir neden söyle bana. Anne söyle. Ben sana kaç kere daha söylemem gerekiyor. Senin aklın beş karış havada Merve, senin kurduğun hayal. Ben sana ne dedim? Merveciğim dedim, bak aklım. Kızım Merve, baban sana söylemiyor mu? Kızım birisini seviyorsan bana anlat. Baban çok iyi bir baba Merve. Çok iyi bir eş olmasa da çok iyi bir baba. Burada yalan söyleme Merve. Senin ağzından çıkan kelimeye bakıyor adam Merve. Merve, senin ağzından çıkan kelimeye bakıyor adam. Market senin ne canın isterse onu almak için geziyor Merve. Bunu nasıl yaparsın sen ya? Ya bana yapmış hatalar yapmış olabilir. Ben affetmişim, sineye çekmişim, hayatıma devam etmişim. Sen bunu yapamazsın Merve. Ne kadar güzel anlatıyorsun derdini ya. Gerçekten Müge Hanım, ben gerçekten Merve'ye her şeyi diyorum. Bak babası da böyle. Babası dizine kapanıyor kızım. Birini seviyorsan bana söyle. Kızım ailesini araştıralım. Bak peki, diyor soralım, hani Dilan. Dilan ve Dilan Merve ya. Önce dur Merve, yani siz birine mi kaçtınız kızım? Başka bir şehre geldik. İşimizi bulduk, evimizi bulduk. Biz şu an hani gerçekten bir erkeğe kaçacak kadar gerizekalı kızlar değiliz. Hani öyle bir şey düşünmüyorsunuz. Çok akıllı bir kız. Ben kızıma anladım, güveniyorum yani, o konuda. Peki neden annelerinize söylemiyorsunuz hani şuraya dayız siz de gelin falan diye? Bana söylese ben giderdim. Her şeyi bırakır giderdim Müge Hanım. Yani, ben sana daha önce de çok söyledim. Ben sana söylemedin deme, inkar etme. Ben sana daha önce de çok fazla söyledim. Merveciğim bak, benim sıkıntım seni ilgilendirmez. Sen 21 yaşında bir kızsın. Ben seni hiçbir zaman sıkmadım. Sen kendi başına yaşar gibi yaşıyorsun. Hayır, Merve'ydi. Diyor ki bak, sen de arkadaşlarımızla konuşurken ikiniz de demişsiniz ki bizim annelerimizden yana sıkıntımız yok, babalarımızdan evet. yana sıkıntımız var. Evet. Ama üzülen anneleriniz onlara günah değil mi yavrum? Bak sizin de çocuğunuz olduğu zaman ne demek olduğunu anlayacaksın. 10 dakika haber alamadığın zaman ölüyorsun yani. Evet. Yani şu an hayatlarından kaç yıl aldınız ben bilmiyorum bu 8 günde. Benim ömrümü tükettim Merve 8 günde Müge Hanım. Ben vallahi öyle, ben sizi çok iyi anlıyorum gerçekten. Ya. Yani insanın ömrünün o 8 günde 8 yıl gider. Bak bunun altına imzamı atarım. O hiç kolay bir şey değil. Hasta edersiniz insanları yani. Şu Dilan, bir de Dilan'ı da ver de bir annesi sesini duysun. Dilan. Alo. Ha Dilan, benimle konuş. Dilan niye gittin, beni niye bıraktın gittin Dilan? Öyle olmuş gerekiyordu. Hayır Dilan, ben seni hastanelere götürdüm. Ben aç kaldım, susuz kaldım gerçekten. Bir neden bana söyle. Senin sıkıntın neydi? Niye ben hastanedeydim? Sen niye beni terk ettin gittin Dilan? Niye bana derdini anlatmadın? Derdin neydi? Söyleyin kızlar, derdiniz neyse çözsünler işte. Görmüyordunuz, anlatsak da siz görmüyordunuz. Yani ben daha mı nasıl açıklayayım kendimi bilmiyorum yani. Ya siz Dilan, gerçi biz anlamadık. Dilan annen anlamadı, bana gelip anlatsaydın. Aynen Dilan. Sen benim evime gelirdin. Merve'den bir farkın yok Dilan senin. Yemin ederim Merve'den bir farkın yok. Deseydin ki Sibel teyze, annem beni anlamıyor. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Bize yardımcı ol. Ben sizinle giderdim ya. Yemin ederim ben sizinle giderdim. Siz bana niye anlatmadınız hiçbir şey? Olsun. Kendi aranızda böyle planlar, programlar, bir yerlere git, ev tut, iş bul. Yaptığınız yani, insanlık değil. Biz kaç gündür biz öldük, sizin haberiniz yani var mı? Yani bana söyleseydin böyle telefon açsaydın. Sen durun, herkes biliyor seni Dilan. Kızlar ne yapalım? Şimdi bir kere böyle ben gittim olmaz yani. Bir kere bir annelerinizle konuşmanız lazım. Annelerinizin nerede olduğunu bilmesi lazım. Annem bilir ama öbür gün ben kimsenin bilmesini istemiyorum.
Ailemden hiç kimsenin, yani annemle konuşmak isterim tabii ki. Çünkü annem hiç istemiyor ama onun dışındaki hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Hiç kimsenin benim nerede olduğumu istemiyorum. Tamam. O zaman şimdi ben sizi de dışarı alayım. Bir konuşun kızlarınızla. Tamam. Ondan sonra bakalım bir konuşun ne şeyleri varmış. Biz tekrar konuşalım. Bir konuşun kızlar annelerinizle. Tamam. Böyle ben oyun oynamıyorum olmaz yani, harç bitti yapı paydos kızım. Ya, daha yani, 21 yaşındasınız. Merve, bir markette çalışıyor, bir sene olacak Mart ayında. Orada terfi aldım. Benim bütün paramı da aileme veriyorum demiş. Paramı da evet, elimden veriyor alıyorlar bana, demiş. Ya, harçlığını alıyor, gerisini veriyor. Ben ona çeyiz yapıyorum. Anne bana çeyiz yap diyor. Çeyiz yapıyorum ben ona. Evet, işte paramı da alıyorum. Hiçbir yere de gidemiyorum. Beni de hiçbir yere bırakmıyorlar. Gezmeye gitmek istiyorum, yani, gezdirmiyorlar vesaire falan filan anlatmış işte öyle. Siz şimdi bir konuşun bakalım, tamam. Mühim olan nerede olduğunu öğrenip bir şey yapmak. Hadi güzelce konuşun. Siz tamam. Çıkın, arkadaşlarımız şimdi görüştürsünler. Gözünüz aydın hayatım, sağ Allah salimler razı olsun, ya. Allah önemli razı olan o yani. Emine, Emine'nin bir bandı var, onu bir izleteceğim. Senin de kızını buldum. Gözün aydın. Senin de kızını buldum. Bir bandını izleteceğim. O da bağlansın. Onun da hikayesi ayrı. Sonra da geçeceğiz diğer konumuza. Bunları da arayınca tabii Allah'a şükürler olsun. Kızlar da arıyorlar sağ olsunlar ama... Yavrum 21 yaşında da olsan, tamam da... Hani evde taciz, tecavüz, şiddet yoksa... Ben hani gezmeye gitmek istiyordum ama beni bırakmıyorlardır deyip alıp başına gitmeyi ben doğru bulmuyorum. Ama ailelerin de biraz madem 21 yaşında, madem çalışmaya gönderiyorsun... Şimdi çalışmaya gönderirken güveniyorsun... O zaman o kız oradan çıkıp sinemaya da gidebilmeli. Şimdi çalışmaya da güveniyorsun. Sinemaya sosyal gitmesine niye güvenmiyorsun mesela? Sosyal alan kurmasına da müsaade etmemiz lazım. Lazım. Bu sınırsız bir özgürlük. Tabii ki değil ama bir sınır olur ama nerede olduğunu bir sosyal bilirsin. Sosyal alanı da olacak o çocuğu. Nerede olduğunu bilirsin, kiminle olduğunu bilirsin. Arkadaşını bak şimdi az önce bilirsin. Mustafa da markete göndermiyor. Amcaoğlu evde. Şimdi o demek olmaz. demek ki bazı şeyler var olmuyor. O zaman onun sınırlarını kendiniz belirleyip kendiniz ona göre yaşayacaksınız. Amcaoğlunun iyi niyetinden bahsetmek mümkün değil. Bilmiyoruz ki, tanımıyoruz. Mustafa'nın da, mıdır? Kuşkulanması kadar tabii bir şey olamaz. Kalkıp da o hoş geldin diye çayını kahvesini mi ikram etsin? Tamam biliyorum, ben seninle reklam arasında bütün sinirini bana anlat, bana içini dök. Yani ben sana, sen bana, yayında evet. Bu kadar. Bir izleyelim önce hanımefendinin derdini. Gözü yaşlı bir anne Emine Elmas. Giriş hadi ya. İlk yaptığı röportajı istiyorum. Yani dün yayınlamadık ya. Emine Elmas'ı Müge Anlı'ya getiren 30 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta kaldığı yurttan kendisinin yanına geleceğini söyleyerek çıkıp kayıplara karışan 18 yaşındaki kızı Gülistan Tamur için duyduğu endişeydi. Kızım Gülistan yaklaşık 9 aydır kayıp, sessiz selası yok. Bir haber alamıyorum ondan. Gülistan ya! Adını bile söyleyemiyorum kızım. Boğazım doluyor kızım. Ben çocukların babasıyla 2 yıldır ayrı yaşıyorum. 24 sene önce kocam beni kaçırdı. Nikaha kıymadı. Ben geldiğimde karısı var, 7 tane çocuğu vardı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Sonra oğlum 18 yaşına girdi. Dedi anne seni kurtaracağım. 2 yıl önce çocuklarımı aldım, İstanbul'a getirdim. Yeni bir yuva kuralım kendimize. Bir gelecek kuralım. Ama bırakmadılar. Oğlum parfüm dükkanında. Çalışmaya başladı. Oğlumu, patronu Muhammed Cesur, hem resmi nikahlı evli hem yabancı sevgilisi var. Şimdi benim kızıma göz koydu. Çocuklarım amcasından yardım istedi kurtulmak için. Dedi gel bizi buradan kurtar. Amcası bizi aldı Mardin'e getirdi. Daha beter oldu. O da kendi oğluna resmi nikah yaptı. Kızım istemedi, ben istemedim. Yalvardık, yakardık ama bir türlü bir çare bulamadık. Kızım amcasının oğluyla evlendi ama evlendiği kişi, abisi onu rahatsız etti. Sonra benim oğlum bizi amcasının evinden kaçırdı, İstanbul'a getirdi. 20 Mayıs tarihinde kızım evden çıktı. Dedi amcamın oğluyla evlenmek istemiyorum. Yine beni geri getirecek, onun için yurtta kaldı. 10 gün yurtta kaldı, 18'ine bastı. Sonra dedi annemin yanına gideceğim ama gelmedi yanıma. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ölmüş mü, kalmış mı bilmiyorum. Korkuyorum. Oğlunun yaşça büyük patronunun Gülistan'ı kaçırdığından şüpheleniyordu Emine Elmas. En büyük korkusuysa kızının kendisiyle aynı kaderi
kaderi yaşamasıydı. Ben oğlumun patronu, benim kızımı kaçırdığını şüpheleniyorum. Kesinlikle onun yanındadır. Çünkü onu kandırdı, onu gözünü boyattı. Dedi sana araba alacağım, maliyetini çıkartacağım. Kızımı, gözü o adamdan başkasını görmedi. Benim kızım daha küçük, daha 18 yaşında. Onun kızı yaşındadır. 4 tane çocuğu var. Kızı benim kızımla eşit. Ben yıllarca kuma hayatı yaşadım. Kızımın da aynı şekilde yaşamasını istemiyorum. Gülistan, ne olursun gel annenin yanına. Gülistan, dayanamıyorum kızım artık, dayanamıyorum. Gücüm kalmadı Gülistan. Senden başka kimsem yok annem. Annem, Gülistan'ım. Gözyaşları dinmeyen Emine Elmas, hasretinden adı boğazında düğümlenen ve geleceği için kaygılandığı kızı Gülistan Tamur'a yeniden kavuşabilmek istiyor. Ne olursun neredesin gel, gel annenin yanına, korkma. Bu kalmıyorsun. Ne olursun bir sesini duyayım. Abi çok üzülüyor. Akşamları ağlıyor senin fotoğrafını görünce. Muga Hanım, ne olursun çaresizim, sahipsizim, hiç kimsem yok. Kurtar bizi ne olursun, kurtar, kurtar. Yalvarıyorum size, kurtar kızımı. Of of of, yani insan yüreği dayanmıyor gerçekten. Senin eşin nerede? Ya kocan nerede? Kocam? Öldü o mü? O Güngör. Yok, ölmedi. Hayatta? Evet, hayatta. Güngör'den oturuyor. Ya kızının babası? Evet, kızının babası. Biz sen, bu yani iki... senin bu şimdi 7 çocuklu kumadan olan, kumaya gittiğin kişiden olan kızın mı bizim aradığımız? Evet. Ha, babası var bir o zaman. Bir kızın bir oğlum var oradan. Tamam, sonra sen Mehmet Şerif Tamur'dan. Sen tekrar evlendin mi? Yok, hayır. Ha, bir tane şu kocan... anda benim... Tek oğlumla yaşıyorum. Benim kızım da benim yanımdaydı. İşte bu olaylardan dolayı ben oğlum şimdi tekiz. İkimizden başka kimse yok. Sadece ben kızımı istiyorum. Olan molan ne başıma ne gelmişse geldi geçti. Ya, senin de başına ama neler kızımı gelmiş istiyorum. Ya. Evet ya, kıyamam sana. Hadi bir alo de kızın telefon attığımızda. Alo. Gülistan. Alo. Gülistan. Gülistan, niye anneni bıraktın annem? Müge Hanım, ben annemle konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorsun canım? Niye kızım? Bunu yayına bağladınız. Ben şimdi kendime ifade edeyim. Bana sorular yönelmeden önce ben kendimi ifade etmek istiyorum. Niye annenle konuşmuyorsun? Başta onu söyle. Bu da yani var ya, yumurta da kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş yani. Analarınıza böyle yapıyorsunuz be çocuğum. Neden? Kadın ama burada... sizin neler yaşadığınızı bilmiyorsunuz yani. Benim neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Biliyorum. Acaba onu konuşmak istemiyorum. Biliyorum kızım, niye? Hani annene gelecektin? He? Çocuk yurduna gitmedi mi? Anlatsın derdin. Anlat yavrum. Sen niye, şimdi ne arıyorsun? O adamın yanında mısın? Söyle, tamam söyle. He? Bir saniye. Şimdi ben 2023'te Mart ayında abim, babam, amcam, hepsi annem bana komplo kurdular. Gece saat 1 ben yatıyorum. Eve getirdiler, oturduğumuz eve getirdiler amcamı. Beni alıp zorla Mardin'e götürdüler. Evet doğru. Ama niçin seni getirdi? Sen diyordun ki ben cesurla evleneceğim. Abi kabul etmedi. Karısı vardı. 4 tane çocuğu vardı. Böyle bir şey yok. Nasıl böyle bir şey yok? Herkes biliyor. Nasıl böyle bir şey yok? Seni ikna etmedi. Mecbur kaldı çocuk. Ne yapsın abin? Tek başınaydı. Bak, beni zor alıkoyan sizdiniz. Tamam mı? Kafamı hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. Bir saniye. Dur bir anlatsın. Tamam anlat. Beni zor alıkoyan olmaz. Ben Mardin'de 2 ay kaldım. Başıma neler neler geldi. Kafama zorla silah dayadılar benim. Beraber değil miydik kızım? Beraber değil miydik? Amcam Mustafa kafama zorla silah dayadı. Zaten şikayetlerinde evet, de var, ifadelerinde duruyor. Amcamın silahını da aldılar ondan. Artistlik yaptı ya böyle, şey ruhsatlı silahı var diye artistlik yapıyor. Seni öldüreceğim, onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim. Adam kesildiler başıma.
güçleri çünkü bir tek kadınlara yetiyor, bir tek kızlara yetiyor. Tamam. Sonra onunla evleneceksin dedi. Ben anneme diyorum ki anne ben evlenmek istemiyorum. Bana diyor ki kaderine razı ol diyor. Anne yalan diyorum gel diyorum sığınma evine söyleme. Gidelim diyorum. Ben onların ayaklarına kaparmadın mı? Yalvarmadın mı? Silah bana da çekmediler anne, mi? Anne ben yalanla ağlama tamam mı? Yalan söyleme. Yalan çektiğimi bir ben yalan söyleme kızım yalan söyleme. Elini vicdanına koy. Yalan söyleme. Abin ne kadar sana evlendirdi mi amcanın oğluyla? Evlendirdiler mi seni orada? Seni o zaman sen abin niye kaçırdı seni orada? Niye? Annem orada bağırıp çağırmasın. Ben kendimi ifade etmek istiyorum lütfen. Tamam zorla evlendirdiler. Dur bir anlat bakalım kıza der. Zorla evlendirdiler sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Bu sefer bu mağazı beni taciz etmeye başladı o evde. Yani bir evin içinde 20 kişi yaşıyoruz. Amcamın bütün çocukları, hepsi bana yanaşmaya çalışıyor. Yani insan anlar, kadın da anlar yani. Hepsi yanaşmaya çalışıyor. O evin içinde onlarla yaşadığım için hepsi yanaşmaya çalışıyor bana. Zaten fiziksel ve sözlü tacizleri sürekli devam etti. Şikayetlerimde de var yani ifademde yazıyor. Ben hepsinden şikayetçi oldum zaten. Annemden de şikayetçi oldum, babamdan da oldum. Uzaklaştırma da aldım. Benim can güvenliğim yok ki. Niye abi benim seni korumadı mı? Annem diyor ya abin senin fotoğraflarına bakıp yalan söylüyor. Abim daha bir hafta öncesine kadar beni önüne tehdit ediyor. Ses kayıtları var. Yalan söylüyorsun. Ben sana öldüreceğim diyor. Yalan söylüyor. O yandaki yalan adam söylüyor. Seni abela yapıyor. Bakın, seni canım. Gözünü boyadı. Bir şey ne yapacaksın sen çocukla bir dakika dur Gülistan ben sana inanıyorum da. Şimdi gittiğin kişi de evli. He? Sevgilisi varmış. Bakın böyle bir şey yok ben... Evli falan değilim. Kimseye kaçmadım. Neredesin o zaman? Kızım öyle kimse kimseye de babasının ailene bakmıyor yani. Şimdi bak biliyoruz bazı şeyleri de. Adam sadece bana yardım etti. Ben ne yardım etmiş sana? Çünkü ben bak ben annemden yardım istedim. Annem yardım etmiyor. Abimden istedim yardım etmiyor. Babamdan yardım istiyorum yardım etmiyor. Ne yapacağım başkasına sığınacağım. Ben adam gibi olsaydı adam çıksaydı. Sen... Deseydi işte kızım yanımdadır. Boşandın onu istiyorum. Mı? Boşandın he? Mı Gülistan? Hayır boşanmadım. Dava sürecimiz var. He daha hala evlisin de. Üzerime de istira atmışlar. Yok 500 milyarlık şeyi altını çalıp kaçmışım. Bunları yaşadıysan keşke bunlar yalan. Çalsaydın yani. Bunlar yalan. Keşke alsaydın yalan gerçekten bunlar. Gerçekten öyle de. Hayır, ve onlar çekişmeli dava. Ona çalmak denmez yani ben. Sonuçta. O kadar şey geldi başıma. Adamın her iki oğlu şikayet ediyor. Kimsenin şikayet etmiş. Ama bu yanına gittiğin kişi... Ablalarını çalmıştım. Ama bu yanına gittiğin kişinin de yalan ben böyle... Yalan böyle bir şey yok. Kendine evliya falan diyormuş. O hiç hoşlanmadı. Bakın öyle bir şey yok. Bunların hepsi yalan. Var, yani var. Hepsi annemin, abimin, ailemin uydurmaları. Yalan söylüyorsa uydurma değil yalan. Yalan söylüyorsun kızım. Tamam amcaların seni kendi oğluyla evlendirdi söyledim. Mugalme hepsini söyledim. Peki bir şey söyleyeceğim Gülistan. Annenin buraya çıkma niyeti ne o zaman sana göre? He? Sana kavuşmak niye istemiyor. Oraya gelelim bir saniye. Oraya gelelim. Annemin oraya çıkma sebebi kendisi ve oğlu için. Ben onlardan şikayetçi oldum ya. Ne ceza kesinlikle alacaklarını biliyorlar. Bir şey yok. Yalan söylüyorsun. İstediği kadar şikayetçi ol. Yalan. Ben yalan, Cesur Bey'i aradım. Üç gün önce aradım programa çıkmadan önce aradım. Dedim kızım seni yanındaysa benim ben sesimi sen duyur. Böyle. Niye ben sesini duyurmadın? İstanbul'da mısın? İstanbul'da mısın? Evet İstanbul'dayım. Ben şu an haklı konuşuyorum. Doğruyu konuşuyorum ya. Bir iki dakika sonra annemin gerçek yüzünü göreceksiniz. Ben doğruyu konuştuğum için onun işine geldiği gibi konuşmadığım için bir iki dakika sonra annemin yüzünü göreceksiniz. Nasıl tamam, göreceğiz? Tamam görsünler. Görsünler. Yalan söylüyorsam görsünler. Nasıl göreceğiz annenin gerçek yüzünü? He? Gerçek yüzünü nasıl görecekler? Bir anne ben nasıl yalan söyler? Söylüyorum ya. Sen Allah'tan korkmuyor musun kızım? Vicdanın yok mu? Biraz merhamet yok mu sende? Ben seni korumadım. Abi seni getirmedi mi orada Mardin'den? Abim seni niye Mardin'den gelip aldı? Çünkü amcam seni darp etti. Senin Mardin'de hastanede darp raporun da var. Amcam senin yüzünü gözünde hep morarttı. Tamam kendi gelini dövdü ben araya senin girdim. Telefonunu alıp evdeki Müge Hanım bakın evdeki bütün herkesin telefonlarını topladı. Zaten benim telefonumu aldılar benim abim annem telefonumu aldı. Gasp ettiler. Ben polise ulaşamayayım ben
şikayetçi olmayayım evet, diye zaten doğru. Bu telefonum yoktu. Bak niye diyorum doğru. Bir şey daha sorabilir miyim amca, Emine? Emine senin kaç çocuğun var toplamda? 6. Bununla ikisi 6 tane çocuğum yani var. Yani sen bu kuma gitmeden... Bu ikinci evliliğimden. Sen bu ikinci evliliğine yani kumaya gitmeden önce mi? Evet 4 tane çocuğum vardı. Onlar neredeler? Onlar memlekette şu anda hepsi evliler. Onlarla var. Görüşüyor musun? Bir tanesiyle tek görüşüyorum. Diğerleriyle niye görüşmüyorsun? Konuşmuyorlar. Ben niye onları bıraktım diye konuşmuyorlar benimle. Peki sen niye onları bıraktın da gittin o 7 çocuk adama? Ya onların konusunu hiç açmak istemiyorum. Zaten demişler bizim konumuzu açmayın. Tam sizin konunuzu açmasınlar da şimdi mesela böyle başka insanın çocukları olunca hep işte, bir tanesine tutulmasına da ben de biraz şey yapıyorum. Gülistan ile Serhat'ın babasıyla kaçtım. Beni kaçırdı. Onun yanına geldim. Ben evli değilim. Gittim gördüm 2 aydan sonra gördüm karısı da var 7 tane de çocuğu var. Beraber yaşadık 22 sene. Ama sen evliyken kaçtın ama. He? Sen evliyken kaçtın o adamla o zaman. Evet. Sen niye bıraktın çocuklarını kaçtı? Bıraktım bir olaydan dolayı bıraktım kaçtım. Uzun bir hikaye. Oraları karıştırmayalım. Çünkü dedi karıştırmayın, o şeyleri karıştırmayın. Hayır karıştırmayın da insan niye 4 çocuğunu bıraktı evet, da 7 çocukla adama kaçar? Bıraktım evet, doğrudur. Tamam o zaman işte Gülistan'ın da... Ama Gülistan, Gülistan bu söyledikleri diyor annen destek çıkmadı. Destek çıktım ona. Elimden bir şey gelmedi, okumam yazmam yok. Hayır bak öyle bir şey yok aslında. Gülistan burada tam anlamıyor. Gülistan'ın başına bir işler gelmiş. Siz bunu gitmişsiniz. Amcaoğluyla zorla evlendirmişsiniz. O da yok diyor ki, ben değil. Benim kesinlikle başıma, ben değil abla. Ben değil ama işte benim diyor başıma o işler geldi diye de gittiğim yerde herkes bana kötü kadın muamelesi yaptı. Herkes doğru. De beni, tamam herkes de benim üzerime... Doğru ama bana da söylemiyordu. Ta ki İstanbul'a tamam, gelinceye yani kadar... Gülistan oradan bana... kaçmak istemekte haklı değil mi? Haklı. Tamam abesi de onu kaçırdı. Buraya getirdi İstanbul'a beraber oturduk, beraber yaşadık artık. Hani abisi kurtardı. Abisi, evet ha, abisi kurtardı. Gülistan seni herkesi. Abin mi kurtardı oradan Gülistan? Doğruyu söyle. Abin mi kurtardı? İşte ben konuşuyorum. Abin mi kurtardı? Abim beni kurtarmaya gelmedi. Söylüyorum amcam bütün ev halkının telefonlarını topladı. Kasasına koydu dedi ki hani bu taciz olayı çıktı ya ortaya. Evet. Ben diğer oğlu da beni taciz ediyor dedim. Bu ortaya çıkınca telefonları topladı işte polise gidemeyelim diye şikayetçi olmayalım diye kimse duymasın diye kendi rezilliği ortaya çıkmasın diye telefonları topladı kasasına doğru. Koydu abim de anneme ulaşamayınca polislerle beraber kapıya dayandı. Orada ben de yani fırsatın ısmarı kurtulmuş oldum yani o sayede. Yalan söyleme abim kızım. Yalan işte söyleme. Sonra da diyor ki işte annen. Yalan tamam söyleme. Kurtulduk biz İstanbul'a geldik. Sen diyor niye şimdi diyor kaçtın o adama diyor. Ben o adama kaçmadım. Gitmişsin işte onun yanındasın. Annem diyor ya şey işte Gülistan'ın babası beni kaçıyor diye senin çocuğu var acıtasyon yapıyor orada. Hı. Annem de evliyken babama kaçmış. İkisi de evli. Tamam. 4 tane yalan... çocuğunu bırakmış. Tamam bir şey söylüyorum. Yalan söylemiyorum ki. Bir saniye sen 4 tane çocuğunu bırakmış kadınsın. Beni tamam. Görseni görmesene koymaz sana anladın mı? Ben senin gerçekten beni sevdiğine, beni bu düşündüğüne, beni aradığına inanmıyorum. Sen yalan söyleme kızım yalan söyleme. Sen sadece oğlunu seviyorsun tamam mı? Oğlunu seviyorum hala o kıskanlığı içinde var değil mi? Sürekli diyorsun oğlunu seviyorsun. Gülistan doğruları söyle kızım. Peki Gülistan dur sen İstanbul'daysan biz seninle bir konuşalım kızım ya. Gelsin mi arkadaşlar sen bak şimdi bu anlattıklarında sana yerden göğe kadar hak veriyorum. Çok acı olaylar yaşamışsın. Tamam daha yaşadım Gülistan. Yaşadım. Fakat gittiğin kişiden de bir emin olmamız lazım ya yavrum. Yanına sığındığın kişiden öyle evet, söyleyeyim. Evet bir emin olalım. Yani onunla da bir konuşalım. Bir gelsin bir arkadaşlar yanına. Sana yardım edebileceğim ne var bir bakayım. Bak bazen atalarımız çok güzel bir şey söylemiş. Yağmurdan kaçarken doluya da tutulmamak lazım. Yaşamışsın bir olaylar. Akıllı da bir kıza benziyorsun. Rica ediyorum. Sen bir konuş sana yardım edelim. Sonra anneni falan vesaire istemiyorsan orası ayrı yani. O ayrı bir mevzu ama. Tamam. Sesini duyursun bana benimle konuşsun. Hani söz verdi? Çocuk yurduna bilmiyorum. Gitti, söz verdi dedi, bilmiyorum, annemi hayatım. Arayacağım, söz bilmiyorum. Annemi yanıma alacağım, annemle konuşacağım. Ne bir cevap ne bir şey.
Ben bu Cesur'u aradım buraya gelmeden önce. Bak bir tanem. Önce aradım. Bak bir tanem. Çocuklarınıza bu çok yanlış olan kaçma hikayelerinizi böyle love story falan gibi anlatırsanız çocuklarınız da bir yaştan sonra kaçmak ister. Ha ama artık sene gelmiş 2023. Biz biliyoruz. Bak zorunlu olarak kaçmak zorunda kalan insanlar vardı bu hayatta. Farklılıkları vardı, ailelerin düşmanlıkları vardı. O çocuklar, o düşmanlık onların umurlarında değildi. Onu ona vermem, sana onu vermem, şu kadar bilezik isterim falan filan. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar bu evrelerde kaçmışlar. Ben de katılıyorum onların o kaçmalarına. Ama artık şimdi sene gelmiş 2023. 4 çocuğu bırak. 7 çocuklu adama kaç. Oradan onu yap. Çocuk ve bu çocuklarınıza biz ben babana çok aşıktım, annene çok aşıktım. Onu kaçırdım. E kaçırdın iyi halt mı ettin? Bir de anlatıyorsunuz çocuklarınıza buna. Çok çocuklar yanlış da, bir şey. Yanlış bir şey işte. Çocuklar da ama bu hikayelerle bir bakar mısın yani aşk dediğin şey işte gidip kızı kaçırmak. İşte kızım da bu hayatı yaşamasını istemiyorum. İstemiyorsun ama kızım işte. Kızım yalan söylüyor. Abesi duydu an. Hemen geldi Mardin'e geldi, polislerle geldi. Bak bir tanem, bir kere 4 çocuklu kadın kaçamaz bir tanem. Bak kusura bakma, şimdi buraya çocuk aramaya gelmişsin ama. Evet. Tamam mı? 4 çocuğunu bırakıp kaçamazsın yani. Kaçtım yani. Kaçamazsın kaçtım. Ama. Bak kaçmışsın ama kaçamazsın diyorum sana. Tamam, ha? Haklısın. Kaçamazsın. Ben diyorum ama yalan. Ben haklı ben olma, yalan bir şey demedim. Ben haklı olma derdinde değilim. Ben haklı olma derdinde değilim. O bıraktığın çocuklar kim bilir neler yaşadı arasak şimdi ayrı ayrı. Çok şeyler yaşadı. He. Ama o zaman şeyler. O zaman hepimizin anası kaçardı evden. Bak aynen. Şuraya gel. Tamam mı? Kaçtım mı galiba? Herkesin annesi kaçardı. Kaçtım mı galiba? Kaçıyorsunuz ama mesela bak birini evet. Bulup bak ama bak kusura bakmayın ama birini bulup kaçıyorsunuz. O kadar kötü kocayla yaşarken o kaçacak birini nasıl buluyorsunuz? Abi kötü koca pencerenin şeyini açtırmıyor, tülünü açtırmıyor ya. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Koca çok kötü. Herkes çok kötü. Anladım. Nasıl buluyorsunuz bir başkasını o kötü kocayla? Acaba o bir başkasını bulmak için çabalarken mi o kocayla ilişki bozuluyor da koca kötü oluyor? Şimdi tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Bak oturup bunun hepsini ayrı ayrı düşünmek lazım. Ya sonra da olan da çocukları oluyor. Ben kızımı kızını istiyorsun ama kızın da işte bu hayatın içinde olmak istemiyor yani. Çok haklısın tabii. Kimse yok ki benim yanımda. Benle abisi tekiz. Ben onun babasıyla yaşayayım. Güvenmiyor çünkü sana. Yalan söylüyor. O adam ona öğretiyor. Yemin tamam ederim sana. Sana güvenmiyor. Bak ben kaçtığı kişi de benim hoşuma gitmedi. İşte o öğretiyor. Tamam gelin. Ama öğretiyor ama bir de gerçekler var. Gerçekler var tamam doğru. Hepsini söyledim zaten. He. Hepsini anlattım. Bir sürü onun başına olay gelmiş. Bir yüze de seninle konuşsam onu ne başından daha fazla şeyler gelmiş sana söyleyeceğim. İşte biliyorum yayında ben de. Yayında söylemesini tamam, istemiyorum. Tamam ben de biliyorum. İşte o yüzden anlatmıyorum ama işte niye o çocuğun başına onlar geliyor işte. Geldi işte. Dur bakalım biz bir kızla bir konuşalım. Şey ona da kıyamadım yani. Hiçbir şey. Ona da kıyamadım. Bugün Mehmet Bey. Bugün artık anlattıklarında cinayeti çözeceğine inanıyorum. Müge de köye gitti. Çok sayıda da röportaj yaptı. Aslında köydeki herkes zaten bu cinayetten senin de muhtarı sorumlu tutuyor anladığım kadarıyla. Üstelik senin bu cinayetten sonra öyle başkasının karısına kızına göz dikersen işte böyle olur falan diye açıklamalar yaptın. Ve ondan sonra zaten Gökhan'la muhtarın karısı arasındaki ilişkinin ayyuka çıktığını iddia edenler var. Ay. Yani bugün senin açıklamaların bence oldukça önemli. Bir neler yaşadık hatırlayalım sonra başlayalım. Gökhan Tombak cinayetinde define husumeti ve ilişki iddialarında üfürükçü olarak adı geçen Mehmet Çelik canlı yayınımızdaydı. Sizinle ilgili iddia şu aslında. Siz o eve girip çıkarken sizinle beraberdi. Daha sonra Gökhan'la beraber oldu. Siz de acaba muhtarın karısını kıskanıp Gökhan'ı öldürmüş olabilir misiniz? Ayrıca bu muhtarla beraber bu define işlerini yaptığınız ve jandarmanın onun evine baskın yaptığında hiçbir şey bulamamasından dolayı sizi ihbar etmiş olabileceğini de düşündüğünüz için yine muhtarla bir olup Gökhan'ı öldürdünüz mü? Aslında konumuz bu. Sizin var mı böyle bir üfürükçülüğünüz? Ben ilkokul mezunum. Bir adam. Hiçbir dini bilgim yok. Muhtarın yağı verirsek. Çok samimi bir dostum. Tabii. Gökhan'la da kısmi. Yani Hasan Uçar'ın sayesinde görüşürdüm. Değil Hasan Uçar'ın eşiyle. 25 yıldır bir kadınla bir ilişkisi var diye bir tanesi çıksın söylesin. Sen onun evinde kaç yıl kaldın? 5 sene. Evinde? Bir beş adam 5 sene bir adamın evinde kalır mı? Bunu kargalar inanmıyor. Kaldım. Aldı. Kaldım ama 5 yıl değil. Yani 3 yıl. Mesela yılda Ekim zamanı. Ben Alanya'da yaşıyorum. Telefon açıyordu. Ben geliyordum 2 gün, 3 gün. Ekinlere gittim.
hayır, dönüyorum devam. Geriye. Yalan. 12 ay. Ben konuşursam bu cinayet açığa kavuşur. Tamam abi, konuş. Ama tek şartım var. Herkes bildiklerini açıklayacak. Peki bu kazarken de oradakileri kovalamak için üfürüyor muydunuz? Öyle bir şeye kim inanıyor Allah aşkına ya? Siz nereden evet. biliyorsunuz onun üfürükçü olduğunu? Ha, Emrah evet. da biliyor. Siz biliyor musunuz? Emrah ha? konuşamıyor. Bu tarzları cinlerimi kovuyormuş. Cinlerimi sahip çıkıyormuş. Ha bak bir ben bilmiyorum. Definedeki. He. Bak Emrah da duymuş. Bunu herkes biliyor. Ben buna inanmak cahilliktir. Bunu kimse yapamaz demek başka bir şey. Hiç o senin evet. cahil gördüğün insanları böylece kandırıp orada 2-3 bir şey söyleyip ha. parsayı toplamak o başka bir şey. Ama... Kaçak gazı nedeniyle yargılanan Mehmet Çelik evinin kurşunlandığı olayı da define meselelerine bağlıyor. İşte evin burası. Ha, gördük evinizde. Güzel eviniz. Güle güle oturun. Nasıl güzel? Ha, yani işte abi bilmiyorum ben şimdi defineden o önce nasıl defineden sonra. O evin cephesinde kurşun delikleri vardı öyle. 10 kadar onu daha, boyadılar. Daha, belki daha, daha vardı. Var daha. Acaba senin evi model mi yapıyorlar öyle kurşun deliklerinin? Ha? Evet. Gösteriyordu. Çok uslu olduğundan. Evin mi kurşunlandı abi senin? Evet. Neden? Bak, her şeyden korkan adam. Ben Alanya'daydım. Evi daramışlar. Alt el mermi sıkmışlar. Mermi atılmadan bir yıl önce evim soyuldu. Evinden 75-80 santim boyunda bir heykel çıktı. O heykel ne heykeli? Tarih eser diye. Sahte tarih eser. Onun değerli bir şey olduğunu sanırsan açıkta orta yerde duruyor ya evin içerisinde. Gelmişler evi gündüz gözüyle soymuş. Yani çok sonuçta iyi. Siz define işine gidiyorsunuz. Evet. Define işinden de bir şeyler bulduğunuz düşünülüyor etraf tarafından. Evet. Senin de evinde anlamadığın bir şekilde gidip sahte belgesiyle jandarmadan aldığın bir heykeli sen eve koyuyorsun. Evet. Gelen adam gördüğü zaman da senin bunu define kazarak çıkarttığına inanıyor. Evet. Sen o yüzden geliyor alıyor yani. Evet. Senin bu işlerle hiç ilgin olmasa adam senin evindeki şeye niye gelsin? Benim işlerle ilgim yok demedim ki. Tamam. Ben bu işte hatta iki sefer ceza aldım. Bir 10 ay bir 3 ay hapis yattım. Ha define kazmaktan. Evet. İddiaların odağındaki muhtarla olan yakınlığıyla tanınan Mehmet Çelik, adını üfürükçüye çıkaran hislerine de yer verdi. Şifa dağıttığında kabul ediyor musun? Hayır. Bazı hastalıkları, yani vücudundaki hastalığı söyleyebilirim. Hocalık dedikleri bu dedim, yani bu amaçla. Mesela nereden biliyorsunuz? Yani doğuştan böyle bir yetenek mi? Evet. Söylüyorsun, oluyor. Bilmiyorum. Yani okuma, üfürme, yani ben hocalık dediğim, reddettiğim bu. Kaçak kazılar sonucunda ciddi kazançlardan bahseden Mehmet Çelik, Gökhan Tombağ'ın define tartışmaları nedeniyle öldürüldüğünü tahmin ediyor. Gökhan lahit bulmuş öyle mi? Hayır. Onu söylemişsiniz. Evet doğru. Bir tane lahit, iki ton altın, bir tane oda mezar. Kim bulmuş bunu? Muhtar, Gökhan. Beraber. Yok sen, ayrı ayrı. Sen şunu mu iddia ediyorsun? Yani Gökhan en son bir tane lahit buldum dedi. 3-5 milyon dolar. Bu yüzden öldürülebilir mi diyorsun? Evet. Benim söylediğim şu. Hani tahmin ettim ama. Kazı olayında bir olayla oldu. Benim görüşüm bu yüzden öldü. Sen de röportaj yaparlarken bizim Naim duymuş. Evet. Muhtar sana demiş ki fazla da konuşma demiş. Ne konuşacaktın da sen sana fazla konuşma demiş? Lahit olaylarını, bunları başım belaya gerek konuşmadı. Şimdi Gökhan senin tahminine evet. göre define yüzünden mi öldürdü? Evet. Kim öldürdü? Onu da bil. Onu bilemem ki ne bileyim. Sen de bir aklını iyice bir toparla da böyle bir yaz madde madde. Kim öldürecek, neden öldürecek, Gökhan'ı kim öldürdü tahminlerini yaz da onun üzerinden girelim. Bir televizyon programından çok daha fazlası. Kızını kaçıramazsın. 228 cinayet dosyamızı aydınlattı. Bir cinayet itirafı geldi. 4666 kaybımızı buldu. Kızını buldu. 1050 ailemizi kavuşturdu. Müge Anlı ve dostlarından 103 aşevi kazandırdık. 725 kayıp patimizi bulduk. 27 bine yakın tekerlekli ve akülü sandalyeyle el ayak seni olduk. Seni çok seviyorum Müge Anlı. Kaybolma riski yüksek olan 70 bin vatandaşımıza sevgi izi. Cumhuriyet tarihi rekoruyla 1,5 milyonu aşkın kişi okuma yazma öğrendi. 10 binlerce öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı. İyilikte yarıştı, kötülerle savaştı. Oh ne güzel, arkadan da kelepçeliyorlar. İşte adalet bu. O Müge Anlı. Bugüne dek hep el ele, hep birlikte. Benim kıyafetlerimi isteyen izleyicilerim oluyordu. 600-700 tane kıyafetimiz var. Müge Anlı'dan izleyicilerine hediye. An olarak bir elbisenizi istiyorum. Rica etsem bana da gönderir misiniz demiş. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bu kez sizin için önemli olan günlerde yanınızda. Özellikle aslında kızlarımızın mezuniyet töreni için kıyafetlerimizi gönderelim. İnşallah giyerseniz biz de mutlu oluruz. Aynen. Müge Anlı Official Instagram hesabı üzerinden mesaj yoluyla iletişim numaranızı paylaşın, elbisenizi ulaştıralım. Onu siz benim lütfen Instagram sayfamda mesajlara yazın, telefon numaranızı da ekleyerek. Buraya da çok güzel mesajlarınız geliyor, teşekkür ederim. Şunu onu söyledim Sevcan'a artık bu hafta. Dağıtıma başlayalım, izleyelim bakalım kimlere neler gidecek, ben de merak ediyorum. Güzel yapıyorsunuz siz o bandı. İnşallah özellikle mezuniyet töreni için olan izleyicilerimden rica ediyorum. Bir de ekran arkadaşlar normalden bizi 8 kilo fazla gösteriyor. Ben de öyle zayıf çıtır birisi de değilim yani de. Ama hani yani 44 bedende değilim. Gidiyorum ama oralara doğru. Yani
birkaç sene sonra 44 bedenlere de yetişebiliriz. Ama yani bizim elbiseler genellikle 36-38 beden bana yani. Hani öyle isterseniz mühim olan kullanılsın. Derdimiz o. Yani dediğim gibi o kadar da zayıflarsak bir gün 34'e falan. Ama herkese var aslında. Bu oyuna her ay değişiyor ya benim kilolarım maşallah. Çikolataları yiyip yiyip oturuyorum. Abartmayın diyor. Vallahi ne abartayım, yiyorum. Yediğimi de saklayacak halim yok. Allah biliyor yani. Yiyorum ne? Kuzu, oturup da kuzu yemiyorum ama çikolataları yiyorum valla. Şimdi gene çok güzel çiçeklerle çikolatalarım geldi. Yiyeceğiz onları. Ganime getirmiş. Şimdi abi önce sana bir söz vereyim mi ben? Ya da seninle ilgili iddialar var. İzlemek ister misin? Tabii ki. Hı? Bilmiyorum çünkü görmem lazım. Hayır, ben sana neden şundan söz vereyim mi diyorum. Yani sen dedin ya dün ayağa kalktın, ben konuşursam cinayet açığa çıkacak diye. Evet. Heh. Hayır, bildiklerimi söylersem dedim. Hı. Cinayetin kimi ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben bildiklerimi ve eşi, diğer Hasan Uçar bildiklerini söylemeleri lazım. Hani doğruları, muhtar doğruları söylemesi lazım. Hepsi yalan söylüyor. Anladım. Ama hani siz dün de dediniz ya, böyle birine bakınca ne hastalığı var onu bile anlayacak bir doğuştan yeteneğe sahipseniz. Hayır, öyle mesela bir şey değil. Hocam, Şevki Hocam sen de boşuna okumuşsun yani bunca vakit. Evet yani bakıyorum böyle hayranlıkla bakıyorum böyle. Yani MR hani, falan bunlar boşuna icat edilmiş. Şimdi, bakıp da hastalığı dışarıdan hemen söyleyebilmek nasıl oluyor bilemedim. Hayır, hiçbir şekilde hani bir müdahale, ne bileyim bir maddi kazanç kesinlikle. Bir şey sorabilir miyim? Siz gerçekten buna inanıyor musunuz? Büyük bir hata. Onun için yapma. Siz buna inanıyor musunuz? Hayır, birine bir şey yaptım. Yok. Yapma, söyleme. Bırak. Her işin profesyoneli var. Tabii ki. Var. Hayır, siz inanıyor musunuz gerçekten birini gördüğünüz zaman hastalıklarını bulabildiğinizde? Bunu gerçekten inanarak mı söylüyorsunuz? Evet. İnanıyorsunuz yani buna? Evet. Yani gördüğünüz zaman hemen teşhisi koyuyorsunuz. Hayır, teşhis değil. Ne? Tahmin edebiliyorum. Teşhiste. Abi ben de seni tahmin edeyim. Şimdi göbeğine bakarım ben seni. Derim ki senin kolesterolün yüksek. Ama bu benim yani doğuştan bir yetenek değil yani. Hani aklın şeyi. Yani senin kolesterolün, kötü kolesterolün falan yüksektir şimdi ölçsek. Hayır, bunu söylemek amacım. Heh. Yani beni neden hoca dediklerini. Hani açıklamak amaçlı söyledim. Abi iyi de sana sen şimdi ben bunu bana doğuştan böyle bir yeteneğim var diyerek sen kendine böyle bir şey atfediyorsun. Şimdi... Yani ben sana baktığım zaman bazı şeyleri ben de söyleyebilirim. İşte gözlerinin altı şiş, abi senin böbrek problemin var derim. Ya Şevki Hocam kusura bakma sen dediğin gibi. Hayır, boşuna okumuşum gibi oluyor yani. Şimdi bunlar boşuna okudu tıbbı. Bunlar genel. Boşuna genel kazandılar. Söylenebilecek. Bu doktorlar var ya yani hepimizden daha çalışkan, bir de hani eğitim hayatı boyunca da çok çalışkan olmak zorunda doktorlar yani. Ben o yüzden çok saygı duyarım. E şimdi bunu söyleyebilirsin ama sen diyorsa ki bana doğuştan bir yetenek var bu. Onlar da diyorlar ki sen define kazmaya da gittiğin zaman ne dedin Emre? Oradaki cinleri ne yapıyormuş? Sahipleniyormuş, kovuyormuş. Kovuyormuşsun. Ondan sonra sen kendini de öyle anlatıyorsun işte. Yani öyle anlatırsan onu da... Hayır, anlamadım. E şimdi millet de bilmiyor ki sen kovuyor musun, kovmuyor musun? Ben kovuyorum diyorsun. Ne yapıyorsun? Bence sen oraya o vesileyle gittiğin için sana kazma kürek de vermiyorlar. Çünkü senin vazifen oradakileri kovmak olduğu için... Rahat rahat kazmadan etmeden sen akıllı bir adama benziyorsun. Ben iki sefer kazıyorken yakalandım. He. Hatta birini yolda yakalandım. Hayır, sen kazma kürekle kazıyor musun? İki sefer. Bundan yaklaşık biri 18-20 yıl önce. Biri de yaklaşık 3-4 yıl önce. Hayır, sen şunu soruyorum. Sen kazıcı mısın? Kazıcıyım. Kazıyorsun aynı zamanda. He. Evet, aynı zamanda değil. Bundan 18-20 yıl önce yakalandım. Kazarken, Ağlasun'da. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Daha kazarken yakalandık. Yaklaşık 10 ay hapis cezası aldım. Hı. Cezamı çektim. Sonra akıllanmadın, bir daha kazdın. Bir daha, yok. Yaklaşık aradan 15-16 yıl sonra aynı şekilde bir daha teşebbüs ettik. Bu hafta giderken yakalandık, yolda. Hı. Hani arazide değil. Hani gaz alanında değil. Demek ki bu 10 ay hapis cezasının hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Demek ki 10 ay yeterli bir hapis cezası değil bu iş için. Değil mi? Evet. Doğrudur. Doğrudur. Yani yeterli bir hapis cezası değil ki sen gene kazmaya gidiyorsun yani. Tamam. Peki bu son mesela kazmada da işte... Ya çok komik şeyler anlatıyorsunuz aslında. Ben inanmıyorum da bunlara. Önce bir hanımefendi izleyelim. Hanımefendi olaylarla ilgili, sizinle ilgili şeyleri var. Ama ben köyde Müge kiminle konuşsa hep sizinle muhtarın adını söylemiş abi. Bu da sizin konuşmalarınızdan da biraz kaynaklanıyormuş. Bir izleyelim.
Gökhan Tombak cinayetinde define olayları ve adı geçenlerle ilgili bildiklerini anlatmak isteyen bir gizli tanık ekibimize ulaştı. Gökhan rahmetli olduktan sonra köy halkından hep söylentiler oldu. Mehmet Bey'in yaşadığı köyde orada işte yazık oldu falan dediklerinde Mehmet Çelik de niye yazık olacak? Milletin karısına kızına yan gözle bakmasaydı. Babamı bile vururum. Babam uzakta olduğu için vuramıyorum. Benim arkamda 20 tane leşim var diye söylemiş. Bu şekilde çünkü Gökhan rahmetli öldükten sonra yasak aşk ilişkisi muhtarın eşiyle diye söylentiler. Bu Mehmet Çelik bu olayı söyledikten sonra ortaya çıktı. Kime sorarsanız sorun Mehmet Çelik ve muhtarın alakası olduğunu söylüyor. Aralarında anlaşamadılar diye ortadan kaldırdılar diye konuşuyorlar. Kim defineden dolayı anlaşamadığı konuşuluyor? Mehmet'in mi Hasan Bey mi? Hasan Bey'in Gökhan'la. Muhtarın elinde eli uzun muhtarın çünkü. Köyün gençlerini her şeye alıştırmış. Define işlerine götürmüş. Orada kızı var, burada kızı var. Tabii muhtar olduğu için ilk etapta muhtara baskın yiyecekleri zaman ya da onları herhangi biri şikayet edeceği zaman karakol kimi bulur? Muhtarı bulur. Onun için %90 muhtarın eli var yani. Biliyorsunuz evlerinde de bir dönem birilerinin yaşadığını söylüyor. Gökhan evli birini evine getirdi, hayır, birlikte yaşadı. Hayır, hayır. Bunların hepsi sonra muhtarın ve muhtarın yanındakilerin çıkarttığı. Özellikle Emrah'ın yengesi marketçiymiş galiba Karaliler köyünde. O kadın söylemiş, çıkartmış. Öyle bir şey olsa Asuman Hanım zaten evinde durmaz. Bunların hepsi muhtar cezaevine girdikten sonra çıktı. Muhtarın eşiyle bir ilişkisi olabileceği gündemde diyorsunuz ya Mehmet Çelik bahsettikten sonra. Bunu da mı taraflı olarak çıkarıldığını düşünüyorsunuz siz defineyi saklamak için? İlişki diye bir şey yoktu. Öyle bir söylenti de yoktu. Hatta Mehmet Çelik muhtarın evinde 5-6 yıl kadar kalmış. Muhtarın babası, rahmetli babası demiş ki bunu kov, gönder yani gitsin. Evde senin bekar kızın var, karın var, olmaz diye. O zamanlar babasıyla da ters düşmüş ki o diyor ekin zamanı gittim, işte ekin zamanı geldim, şu zamanlarda durdum. Hayır, kesinlikle muhtarın evinde kaldı, yattı kalktı, balkonu perdeliydi, o perdenin içinde sonra gündüz orada duruyor, gece içeri giriyor dediler. Evinin önünde tüfekle vurulan Gökhan Tombak'ın cenazesini bulan Muhammed Akıncı'nın en yakın kişi olan Asuman Tombak yerine muhtara gitmesini de tuhaf buluyor gizli tanık. Swap izleriyle alakalı kafanızda olan bir soru işaretinden de bahsettiniz. O gün aslında Muhammed yani bulan kişi ilk Asuman Hanım'a haber vermek yerine muhtara gidiyor. Evet. Niye muhtara gidiyor? Asuman'ın evinin kapısını kırıp da Gökhan abime böyle böyle olmuş deyip de niye Asuman'ı da uyandırmayıp da direkt muhtarın evine bir anda kapıyı açıp muhtarın evin kapısının içine giriyorlar. Alkol aldı, yattı diye söylemiş. Hani hanımı çocuklar geldi bizim direkt içeri girdi diye söylemiş. Şüpheli buluyorum yani. O gün Mehmet Çelik de Gökhan vurulduğu an Mehmet Çelik orada yokmuş. Kimse gören yok, bilen yok. Ya silahı teslim etti, swap izi çocuklar da o şekilde çıktı. Ya bu iş ortadan kalktı diye Mehmet Çelik'le kucaklaştılar. Bir temasta bulundular ki bu çocuklar da swap izi çıktı. Hani Gökhan bu şekilde hani böyle gece hayatı olan kadınlarla kızlarla ilişkileri olan biri mi? Hayır hayır. Önceden böyle bir şey yoktu. Ne zaman Gökhan aza oldu, muhtarla beraber görüşmeye başladı. Alkollü mekanlara gitmeye başlamış. Bu ortama aza olduktan sonra mı girdi Gökhan? Evet evet, aza olduktan sonra. Ondan öncesinde hiçbir şey duyulmadı, görülmedi yani. Ondan önce defineye de gitmiyordu diyorsunuz. Gitmiyordu yani, hiçbir şey duyulmadı. Muhtemelen muhtar yine bu bir şeyler buldular ki elden çıkartmamak için yüklü miktarda muhtar bunu ortadan kaldırdı yani. Bütün konuşulanlar, söylenenler bu şekilde. %99 Mehmet Çelik'le muhtarın işi. İkisinin eli var. Ama nedeni ne? Yani Gökhan'ın muhtarın eşiyle olan dedikoduları mı yoksa bir define mi? Siz dün şimdi birinden, bir şeyden daha bahsettiniz ya. Muhtar Hasan'la telefonda define hakkında konuşan Dindar Özgen. Ben bu Dindar Özgen'in ne dediğini hiç anlamadım. Ondan sonra Kadir'e bir mikrofon alır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım aslında bu Dindar'ın ne anlattığını. Yani Dindar halüsinasyon mu gördüklerini söylüyor, bir şey söylüyor. Anladım. İkisi birden halüsinasyon görmüşler. O halüsinasyonla, halüsinasyon doğru mu söylüyor? Halüsinasyon. Onu görmüşler. Birbirlerine telefonda öyle konuşmuşlar. O öyle telefon kayıtlarına yansımış. O da görmüş o halüsinasyondan. O da görmüş aynı anda. Ha bir anlatsana sen, nasıl tam daha güzel anlatıyorsun. Aynı anda, Müge Hanım, aynı Dindar Özgen kendisiyle konuştuğumuzda hiç kazıya gitmediğini belirtti. Bunun altını çizerken de ortada konuşulanlara da bir cevap vermesi gerekiyordu ya, bunu da şöyle açıkladı. Kendisinin halüsinasyonlar gördüğünü, gitmediği yerde de tarihi eser olduğuna dair halüsinasyon gördüğünü, ne hikmetse muhtarın da kendisi gibi halüsinasyon gördüğünü anlattı. Yani muhtarla Dindar aynı anda halüsinasyonlar görmüşler. Evet. O gördüklerinde de bir tane mezar, lahit mezar, bir de 2 ton altın. Evet. Oldu. İkisi o gördükleri halüsinasyonda birbirlerine telefonda konuşmuşlar. Yani at yalanı. Kim işte, inanırsa. Kim inanırsa yani. Ben inanmadım. Anlamadığınız noktaları biz de anlamadık ve anlamlandıramadık daha doğrusu. Yani nasıl oluyor Mehmet abi? İşte ben de onu sonradan
Telefon konuşmaları yapıyorlar. Yani hiç onu izletmeye gerek yok çünkü aynen kısacası bunu söylüyor yani. Benim... Muhtar halüsinasyon görmüş, dindar halüsinasyon görmüş. İkisi de aynı halüsinasyonu görmüşler. Bir kaya mezar, içinde lahit var, içinde de 2 tondan fazla altın var. O onu anlatmış telefonda, o onu anlatmış telefonda. Müge abla, üfürükçü artışı var. Baksana, he? Kıdem artmış bunlarda. Biri yetişmiş, arkasından birini daha yetiştirmiş. Sürekli artışta bu üfürükçüler. Başka bir şey değil. Ben ya. Bu olayı başından sonuna anlatıp, Hasan Uçar'ın herkesin açıklama yapmasını istedim dün. Anlat abi. Ama ya, yani vakit yetmediği tamam, için tamam. Anlatamam. Şimdi başlarsan bayağı vaktimiz var, evet. Şimdi ben önce olaylardan hiç haberim yoktu başta. Lokantada 2 kişi geldi bana, kolluk kuvvetlerinden. Kimliğini ama onu gösterdi. Dün anlattın, hayır, bize anladık işte onu. Oradan devam edildi. Anladık biz onu, evet. Dediler ki Hasan Uçar'ın, muhtarın elinde böyle böyle malzeme var. Bu malzemeyi teslim edilsin. Yoksa başı yanar. Tamam. Neyse ben bindim arabaya. Onlar dedim ki böyle bir şey yok. O olsa bilirdim ben. Bindim arabaya, Hasan Uçar'la görüştüm. Dedim ki abi böyle böyle bir durum var. Sizin hakkınızda, senin elinde böyle böyle lahitler varmış. Altın varmış. Bu ne diyorsun? Vallahi dedi benim bir haberim yok. Sonra hani bu muhtar olarak söylüyorlar onu ama Hasan Uçar olarak söylemiyorlar. Kareller muhtar diye. Tekrar Gökhan Tombağ'ı aradım. Aynı gün. Hatta arkadan da yengenin sesi geliyordu. Nereye gidiyorsun diye. Benim eşim seninle konuşmaz. Bak. Asla konuşmaz. Bunu seni sen kendin şahitsin. Seni sevmiyor. Bir şeye. Üfürükçü diye sevmiyor. Biz ailecek inanmayız. Bizim Gökhan çocuklarımız o tarz şeylere yani, de inanmaz. Söyleyeyim. Konuşmazdı da Müge Hanım, sevmezdi de. Ben, sevmez. Ortamda bile bulmazdı belki de. Tamam, jandarma sana muhtara sorduğunu, sen niye Gökhan'ı aradı? Şimdi muhtardan sonra... deyince yani muhtarı sor dedi. Yani muhtarı değil, araştır dedi. Ben dedim, çağırdım, telefon açtım. Bir yağmurlu havaydı. Bakkalın önünde ben taksiyle bekledim. Geldi. Kim? Gökhan. Dedim ki arkadaş bak durum böyle böyle. Bir lahit var diyorlar. Bu konuda ne diyor? Abi bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Benim de bir ilgim yok dedi. Sonra siz tabii gittiniz muhtara, lahit varsa biz de ortak olalım dediniz. Hayır hayır. Hayır, jandarma da yani kusura bakmasın, bilmiyorum doğru yanlış da. Yani şimdi sana niye bunu eşeğin yani teşbihte hatamız, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek. Siz de söylemeden diyorlarsa hani, siz o zaman kendiniz yanımda bir arkadaş daha vardı şahit olarak. Şahidim de var konuda. Yani bu söylediklerimin hepsi şahitli. Tamam, şimdi lahitle 2 ton altına gelelim. Neredeymiş bu lahitle 2 ton altın? İşte yok orta yerde, onu anlatıyorum. Bu telefon konuşmasından dolayı bu çıkıyor olaya. Tamam, telefon konuşmasında. Abi bunu atıyorlar, yalan söylüyorlar. Ne ben halüsinasyon gördüm görmediğimi, yalan söylüyorlar. Bilmiyorum orasını. O tamam. Onların arasında, o benim bir şahitliğim yok o konuda. Ya ben şimdi halüsinasyon görsem, senin de zaten telefonda aynı halüsinasyonu görmenin oranın yüzde kaç acaba, yani olasılık hesabı yapsak? Kaç milyarda bir olabilir? Aynı halüsinasyonu göreceğiz birbirimize yani telefonda konuşurken değil. Yani mümkün değil. Ondan sonra devamında muhtarla temasa geçmişler. Tamam. Köy muhtarı. Geldi bana. Sanıyorum onu. İşte söyledik onu. Saçma sapan konuşuyor. Dedi ki muhtar böyle böyle beni Burdur'dan çağırıyorlar. Kolluk kuvvetleri. Ne o? Abi oralara geç ki cinayete gelebilirim. Tamam, orayı anladık biz, gittik falan filan. Ama devam işte. Hızlı anlat he. Gittik Burdur'a. Yine aynı orada gösterdiler. 4 sen kişi. Sen niye gidiyorsun? Muhtarın yanında gittim ben. Niye? Beraber gittik. Ben, niye ama? Ben Burdurluyum. Burdur'u bildiğim için. Senin Burdur'u olman önemli değil. Sen Burdurlusun da ben de Burdurluyum yani. İstersen Burdur'u bulabilirim. Beraber. İşte beraber. Hayır, senin muhtarın yanında gitme vazifen ne yani? Burdur hepimizin. Sen orada doğmuş olabilirsin. Ben de şimdi Burdur'a gitmek istesem sen mi lazımsın bana? Adresi bildiğim için. Neyin adresini? Muhtar bilmiyor. Gideceğimiz, buluşacağımız yeri. Kiminle buluşuyorsunuz? Askeriyle, komla. Tamam, askeriyle buluştuğu yeri o bulamaz mı? Açın Yandex'te her şey var. Atsınlar konum gitsin. Yani sen niye gidiyorsun? Beraber gittik işte. Tamam ama işte Osman da diyor ki siz ikiniz işte takımdınız diyor. Kadın aynen. Doğru söylüyor. Muhtar bundan izinsiz de bir yere gidemez. Buna inandığı için ondan kafa biraz kayık ya. Bu da kayık. Hepsi bir buluşmuş. Ürüyorlar da sürekli, orada üretimdeler. Muhtar açıklama yaptı orada. Dedik arkadaş bizde bir şey yok. Malzeme yok. Böyle böyle. Biz telefonda bir konuşma yaptık. Bu yüzden dolayı dedi. Oradan ayrıldık geldik. Tamam, telefonda böyle bir konuşma yaptı. Karşı tarafta inandı mı yani ona? Başka şans yok ki. Adam böyle böyle. Bende böyle bir şey yok dedi.
Ha. Deyince ne diyebilirler başka? İnanmıyoruz diyecekler. Benim dediğim gibi yalan söylüyorlar. Ha, tamam, ondan sonra da evlerimiz basıldı. Ha. Aran da evlerimiz. Tamam da Mehmet abi, sen sonuçta diyorsun ki beni paradan korusun, Allah karıdan korusun, hı, bilmem ben, böyle her gün dualar ediyorsun, evet, da. E tamam, ha, sen bir de define içinde toplamda 13 ay cezaevinde yatmışsın. E sana, evet, cezaevi güzel mi geliyor? Sizin orada cezaevi güzel mi yani, ne bileyim? Ha, sen yine cezaevine mi girmek istiyorsun sürekli? Ben cezaevine niye gireyim? E tamam, yani güzel mi cezaevi? Dediğim olaylar, hayır, hayır, sizin 20 sene önce, 15 sene, 18 sene önce. Ondan bahsetmiyorum. Sizin bulunduğunuz yerde cezaevi güzel mi yani? Girmek mi istiyor insan arada? Yoo. Yoksa o zaman adamı zaten işte lahit buldu, 2 ton altın buldu diye çağırdı diyorsun kom. Evet. Sen niye onun yanının peşi sıra takılıyorsun, onun peşine? Beraber git geldi, beraber seni gidelim. Seni de atarlarsa içeri verirlerse, içeri verirlerse içeriye. Ya susuz yere kim kimi niye atsın? He? Suçsuz yere. Niye atsınlar? Senin suçun elinde yoksa bir suçlu delil olmadan senin böyle bir şey mümkün mü? Bir ekipsiniz siz işte, bak herkes biliyor. Suçlusu bile geziyor. Ama onların söylediğinle ekip mi oluyoruz? He? Onların söylediğinden ekip mi olur? Sen de Naim'le yaptığın konuşmada da söylemişsin ben de oradaki cinleri kovalıyordum diye. Ben cinleri kovalıyordum diye bir şey böyle söylüyorlar dedim. Ha? Bu şekilde söylüyorlar dedim. E niye bir başkası için söylemiyorlar da senin için söylüyorlar? Bilmem. Ne demek abi bilmem ya? Bu muhtar ne yapıyor hani sen ya? Sen bunu böyle yapıyor olmasan, tamam, ya da böyle yapıyor olmasan yanlış bir kelime kullanıyor. İmkanı yok böyle bir şey. Doğrusu yok ya. Yani. Tamam ama sen öyle anlatıyorsun kendini. Kendiniz alt zemini oluşturuyorsunuz. Ben bir insana baktığımda o insanın hastalıklarını, sıkıntılarını görürüm demekle, ben atıyorum bir toprağa baktığımda o toprağın altında yatan işte hazineyi de görürüm, o antikayı da görürüm, tarihi eseri de görürüme geliyor bu laf. Yok böyle bir şey yok. Ama ortamız, bakın, lafın başlangıcında oraya gidiyor laf. Çünkü siz tarihi eser kaçakçılığı yapıyorsunuz. Siz kendinize böyle ulvi bir şey veriyorsunuz yani. Ben görürüm her şeyi. Hayır. Hani başında duruyorum. Bak orada bir verir misin tam orayı? Gel gel. Sen tam böyle söylüyorsun bak. Ben varıyorum. Ben varıyorum, başında duruyorum. Alıyorlar, götürüyorlar. Tamam, hepsi o kadar. Senin durman yetiyor mu? Evet. Böyle bir şey söylemedim. Naim'le konuştun ya abi. Hayır, böyle bir şey söylemedim ama. Naim'le konuştum da. Böyle bir şey söylemedim. Bir şey söyleyeceğim ya. Allah aşkınıza ya. Hani bana söylemeyin bari. Çünkü benim yani buraya gelen hiç kimseyle hiçbir alakam yok. Hiç kimseye yalan söyleme, evet, borcum da yok. Yalan söyleme gibi bir gerekçem de olamaz. Hatta şöyle başlıyor. Mesela sana birisi geldi, tılsım çözdürmek için ne diyerek geliyorlar sana? Ya böyle bizim bir işimiz vardı işte, şu işlerimiz ters gitti de bir bakıver. Ne gibi işler bunlar? Kazı, kazı tabii, tarihi eser kazısı demişsin. Geliyor sana, biz bir yerde bir şey bulduk ama alamıyoruz mu diyor sonra. Ben varıyorum, başında duruyorum, alıyorlar, götürüyorlar. Hepsi bu kadar demişsin. Ama bunu ben mecazi anlamda söyledim. Ne demek yani mecazisi? Şu şekilde, bu şekilde geliyorlar, dua ediyorlar, ben de küfür ediyorum, yolluyorum dedim. Ben küfürle yapıyorum dedim. Kime küfrediyorsun? Geleni mi? Cinlere, cinlere. Hani diyorlar ya dua diye. Ya, tamam yani sen Allah'ım, o sana gelene, sen o gelene. Hayır, gelen ne demek ki, gidiyorsun o kazının oraya. Hayır. O zaman gelene küfür et abi. Nasıl? Niye bana geldiniz diye, madem illa küfür etmek istiyorsun, geleni küfür et, gitme kazıya. Ben ismi neydi? Naim. Naim. Hı. Sorduğu sorulara cevaplar verdim. E tamam. Hı. Dedi ki seni abi... Abi sen bak şunu mu anlatmaya çalışıyorsun bana? Bana bunlar, evet, geliyorlar. Ben, evet, de onlardan alıyorum. Paramı, dalgamı geçiyorum diyorsun. Hayır, sen bana. Hayır, para almıyorum. Kesinlikle para. Ne yani, alıyorsun? Bir ticari hiçbir şey. Parayı sevmiyor ya. Onlar oradan para çıkaracaklar. Sen almayacağım ama onu. Ama böyle bir şey yok anlamında anlattım ben olayı. Yani bu şekilde söyleniyor ama ben bu şekilde bir şey yok anlamında. Ben varıyorum, başında duruyorum ne demek? Diyorlar, ben varıyorum, dedim, başında duruyorum, alıyorlar, götürüyorlar. Senin durman yetiyor mu? Evet. Cebine katıyor herhalde. Çıkanları ne yapıyorsunuz? Beni alakadar etmez. Ben karışmam maddeye şey diyorsun. Ondan sonra... Evet. Ne var diyor. Hani sonra Naim'e de oran ağrıyor mu, buran ağrıyor mu diye sormuşsun çocuğa. Evet. Evet. Onu da... Doğru. Doğru olanı doğru ya diyorum. Tamam. Okur da onu da cinlideler dedim ya. Bak, tamam yani karışmış. Seni birileri tarih eser çıkarmak isteyen birileri alıyorlar götürüyorlar oraya. Artık sen ne yapıyorsun ben bilmem. Ama sen onların bir şekilde gözünü boyuyorsun yani. Artık sen içinden küfür mü edersin, ne yaparsın, o seni bağlar ya. Ben... Hayır, ben gidiyorum demedim. He. Bu şekilde geliyorlar. Yo, ben varıyorum, başında duruyorum diyorsun. Varıyor, dediler, diyorlar diyorum ama. Diyorlar mı?
Yani birileri bu şekilde evet. söylüyor la dedi bana. Tamam muhtar seni evde niye yatırdı o zaman abi? Ben evde muhtarın evinde yatmadım. Ya bir gün yat, iki gün yat. Niye muhtar seni evinde yatırıyor? Ben Alanya'da yaşıyorum ya. Ha. Alanya Avsarlar'da yaşıyorum. O zamanlar. Tamam da muhtar senin babanın oğlu mu? Nasıl? Ya muhtar senin babanın oğlu. Ben çalışmak için oraya iş yapmak için, gömyeli iş yapmak için geldim. Yılda iki gün, üç gün orada kaldım. Ama öyle beş yıl değil. Mesela yılda Ekim zamanı. Alanya'dan beni telefon açıyordu. Senden başka kim kalıyordu orada? Kimse. Niye bir tek sen mi bu adamların ekimlerini biçiyorsun? Sen Hasan Uçar'a balle çekmedin mi? Ne zaman? Yaz devresinde de balle çekmedin mi o zaman? Balle de çektiniz işte hep beraber. Hep beraber. Ne zaman? O kuşbarlarla beraber balle de çektiniz. Evet o sene çektik işte. O sene değil her sene çektik. Ama o zaman orada ben burada yaşıyordum. Müddetçe. Orada kaldığın müddetçe. Hayır. 12 ay, 12 ay, 3-4 yıl sen orada balle de çektin, ineklerine de baktın. Hayır. Karapınar'da kalıyordum balle çektiğim zaman. Hepsini yaptın. Bunu herkes biliyor. Muhtarın babası bile istememiş seni evde. Aynen. Bilmiyorum benim öyle bir şeyden haberim yok. Her şeyden haberin oluyor ya bir ondan mı olmadı? Babası o zaman muhtardı Müge Hanım. Bu hani kaç yıllarında muhtardı babası? 98-2002 olması lazım. Evet. 98 yılında muhtar oldum. Ben o yıllarda burada mıydım? Buradaydın. Sen kaç yıl oldu buraya geleli? 8 yıl oldu. Köye geleli. 8 yıl. Nasıl 8 yıl? 8 yıl oldu. Tam 8 yıl oldu. Ben köyün marketini 2002'de çalıştırdığımda sen köydeydin. O tarım kooperatifin marketini. Ben 8 yıldır Kareller Köyü, Karapınar değil. Karapınar Köyü'nde oturuyorum. Onca neredeydin? Alanya Avsarlar. Hayır. İşte muhtarın yanında oturdum. Oradan babası öyle deyince oraya geldi. Evinde durdu. Bunu bütün... Müge Hanım. Benim oraya bizim gelmemin... köy halkı da bilir, Karapınar halkı da bilir. Öyle aynen. Gelmemin herkes sebebi... Bilir. Köyde de ben bundan yaklaşık... Abi senin işin ne şimdi? Sen görünce hastalıklarımı tedavi ediyorsun. Hayır. Benim işim gömleyle işe gidiyorum. Traktör çiftine gidiyorum. Kaynak makinem vesaire var. Soğuk demir işi yapıyorum. Kapı gibi, pencere gibi. Bunları yapıyorum. Ben bu anlattıklarımız işleri hiç kapı pencere konuşuyor. Müge Hanım ben 3 yıldır bunun evinden şimdi... gelip geçiyorum. Daha bir kapı bir pencere yaptığını görmedim. Hiçbir şey yapmıyor. Hani 10 metre yola. Benim geçtiğim yola 10 metre yok yani. En son ama senin kapısını yaptın abi. Hiç kapı pencere yaptığını görmedim. En son kimin kapısını yaptın? Doğrama işini de görmedim. Karapınar'da. Hiçbir şey yapmıyor. Ben de Mehmet Yaşı'nın evinin bir beresindeki kapıyı yaptım. Görmedim. Ne zaman? Yaklaşık. Evde benim 2 yıl. Yani 2 yıldır başka bir şey yapmadın. Hayır, traktör çiftine gidiyorum. Çift sürüyorum ekin ekmeye. Hüseyin Torungil'e. Tamam, gelelim şimdi bu aristasyon mesela. Dindar Özgen telefon attınız demiş. Dindar Bey. Efendim. Günaydın. Günaydın. Dindar Bey, şimdi siz biraz arkadaşlarla röportaj yapmışken atmışsınız kafadan yani. Kusura bakmayın. Siz nasıl muhtarla aynı aristasyonu görüp birbirinize iki ton altın ve o şeyden bahsettiniz? Lahit'ten. Yani görülen bir şey değil bu. Telefonla konuşulan bir şey. Tamam, telefonla konuşurken telefonun bir ucunda o var, bir ucunda siz var. İkiniz aynı halüsinasyonu nasıl gördünüz? Onu ben de bilmiyorum. Yani onu açıklayamıyoruz zaten. Ama o açıklanacak bilimsel bir şey değil. Bir açıklaması yok. Bilimsel olarak da falan da değil yani. Olmayacak bir şey olduğu için açıklayamıyorsunuz. Hayır, konuşma öyle zaten bak. O bana soruyor, ben ona soruyorum. Neyi karşısız soruyorsun abi? Konuşma bu. Hani işte gördün mü Lahit'i falan gibi. Tam Lahit'i nerede gördünüz yani siz? Yani bir yer olarak görmüyoruz. Kafadan görünüyor. İkiniz birden aynı kafadan gördünüz onu yani. Kafanın da muydusu var. Evet. Nasıl gördünüz yani? Onu ben de bilmem. İşte o aralar öyle bir rahatsızlık vardı. Abi rahatsızlık görürüm? Sende vardır, sen görürsün. Onda vardır, o görür. İkiniz birden ahizenin karşılıklı ucundan aynı defineyi, aynı altınları, aynı Lahit'i nasıl göreceksiniz yani? Vallahi bilmiyorum işte öyle konuşuldu yani. Vallahi bilmiyorum değilse sen gerçeğini anlat. Neredeydi bu lahitli altı? Yok öyle bir şey. Abi yoksa göremezsin. Ama yoksa göremezsiniz karşılıklı olarak lütfen. Yani işte görünen yani ortada olan bir tarih eser yok. Yoksa nasıl konuştunuz? İşte bu alkolün etkisiyle. Yani alkollüydüm zaten ben o konuşmayı yaparken. Tamam sen alkollüydün muhtar. Onu bilmiyorum, evindeydi. Tamam, muhtar da görüyor aynı lahiti, iki ton altını sen de görüyorsun. Evet, konuşma öyle zaten. Tamam işte, ben de o konuşmaya dayanarak söylüyorum zaten. Kafadan atmıyorum ki. Sen telefonda diyorsun ki ne var ne yoktu anlatıyorsun, o anlatıyor. Gördüğünüz bir şey anlatıyorsunuz.
Bu zihinsel bir görüş yani. Ha, zihinsel görüş. Nasıl oluyor zihinsel görüş? Yani... Astral seyahat falan mı yaptınız ikiniz birden? Yok, onu bilmiyorum. Yani hayal mi ettiğinizi görüyorsunuz? Hayali bir ürün, hayali bir ürün. Hayal ediyorsunuz, onu da görür gibi anlatıyorsunuz. Evet, hayali bir şey. Nasıl aynı hayali gördünüz ikiniz? Ya bilmiyorum yani, o da görüyor işte. Abi atıyorsun kafadan. Ben... Ya bak şimdi... Hayır, atmıyorum. Ya atıyorsun. Ya sabaha kadar yani bunu konuşuruz. Doğru söylemediğin için diyorsun, olmaz diyorsunuz. Yani olmaz, çünkü öyle olmaz. Halüsinasyon dediğin şey bir kişi görür. Yan yana da otursak, ikimiz de aynı durumda olsak. Sen başka bir şey görürsün, ben başka bir şey görürüm. Siz telefonun iki ucunda muhtarla nasıl aynı şeyi göreceksiniz de birbirinize konuşacaksınız? Bilmiyorum, alkolün şeyiyle, etkisiyle falan olduysa da bilmiyorum yani, öyle yani. Aynı lahit de değil arkadaşlar, iki ton altın görmüşler ya, iki ton altın. Böyle bir şey yani, mümkün mü? Böyle bir şey yok zaten, bölgede böyle bir şey mi var? Lan olmaya şey ne? Ben ne bileyim, kazan sizsiniz, ben gidip kazmıyorum ki, kazan sizsiniz yani. Ben kazı yapmadım hiç. He? Ben kazı yapmadım hiç. Peki siz o zaman bu ekibin neresindesiniz? Halüsinasyon görüp şurada şu var diyen kişi misiniz ekipte? Bir ekip var benim anladığım kadarıyla. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece işte ben orada anlattım da yani. Bir resmi kimlik mimlik mevzuları vardı Mehmet abinin. Devlet adına resmi gazı yapacağım dediğinden dolayı öyle biz ekibin içine, yani ekibik değil, Mehmet abi, Hasan, ben. Tamam, yani resmi bir kazı yapacağım dedi Mehmet Bey size. Siz de gördüğünüz bu lahitle iki ton altını mı kazalım dediniz? Hayır, Antalya'da bir kasap böyle böyle bir yerde yakalandılar, burada altın olduğunu söylüyorlar, iki ton dedi. Ben de Mehmet abiyi aradım, o da kimliği alırsam resmi yaparız dedi. Bu konuşmada o. Muhtarın ne alakası var? Arkadaşımız ya. He? Arkadaşımız ya. Konuşuluyor yani içimizin arasında. Yani ortada bir halüsinasyon yok aslında, gördüğünüz bir şey yok. Bir yerlerden hayır, duyup onu konuşuyorsunuz. O konuşma halüsinasyon işte. Şimdi efendim, hayır, bir dakika. Halüsinasyon ne demek beyefendi? Evet. Bir dakika, halüsinasyon ne demek? Yani gözünü yumuyorsun, bir şeyler görüyorsun. Gözünü yumuyorsun, evet, bir şeyler görüyorsun. Kapatın gözlerini. Tamam. Şimdi bu kapa... Hadi bakalım cümleten. Abla bir şey söylemek istiyorum. Çok tatlı kadın bu Asuman ya, yemin ediyorum ha. Olaydan önce de telefonda Muhtar'la görüşmesi var bunun. Ne görüşmüşler, bir de bundan duyalım. He? Muhtar'la görüşmesi var telefonda olaydan önce. Hı. Ne görüşmüşler, bir de bundan duyalım. Söylesin bakalım. Tamam, bu gözünü kapatınca görüyorsunuz ya. Şimdi bu Antalya'da bir arkadaşınız varmış. Ve ondan duyduk diyorsunuz ya bu şeyi. Defineyi. Tamam, bunu yani gözünüzü kapatıp işte görmüyorsunuz. Bir şey var ortada yani. Çıkmış bir şey yok. Onun anlattığını ben zaten Mehmet abiye anlattım. O da kimliği alırsak yaparız dedi. Yani o Antalya'daki adam size böyle böyle iki ton altın ve lahitten bahsetti. Siz de şöyle gözünüzü var kapadınız, bir hayal ettiniz, bu iki ton altın şöyledir, lahit de buradadır deyip. Sonra bunu muhtara mı anlattınız? İşte konuşma öyle, evet. Muhtar nasıl peki görmüş aynı hayali, onun Antalya'dakini bilmeden? O da gözleri kapatmış herhalde. Muhtara sormak lazım yani. O da bana anlattı bunu yani. O nasıl anlatmış yani? O nasıl yani anlattı? Karşılıklı konuştuk ya, onun kendine sormak lazım. Tamam, siz karşılıklı birbirinize gözlerimizi mi kapatalım dediniz? Hayır, ben kapatıp söyledim ona. He, sen de kapat, sen de gör mü dedin o zaman kardeşim yani? Hayır. Tamam, onu kendine sormak lazım. Ben nasıl görmüş? O da sonuçta bana cevap verdi ya. He, nasıl görmüş? İşte onu kendine sormak lazım. Nasıl görmüş? Bir şey söyleyeceğim siz tamam, kardeşim. Konferans yap o zaman, konferans al Muhtar'ı. Yani siz bir şey söyleyeceğim. Kendi kendinize şimdi polis, jandarma sorarsa böyle bir yalan uyduralım diye atıyorsunuz kafadan da ben niye inanayım ki buna yani? Ya sen bana doğruyu söylemiyorsun yani, benden de buna inanmamı bekliyorsun. Ben de diyorum ki nerede bu lahit, nerede bu, bak iki ton altın demek. İki ton altın bulunmaz ya hoş. Bakacaktınız ülkenin rezervi ne kadar ya, bizim altın rezervimiz ne kadar ülkenin... Melike, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin altın rezervi kaç ton? İki ton altından bahsediyorsunuz, bu büyük bir rakam. İki ton için cinayet de işlenir, her şey de olur. O da bizi bulmuş. Çok büyük bir... Büyük bir... Yani siz bunu konuşuyorsunuz ve sonrasında da bu adam ölüyor. Aynen. Neredeydi bu iki ton altın?
Gökhan'la bir araya gelmiştim, bir gazıya gitmiştim, bir konu konuşmuştum yoktur yani. Gökhan'la benim merhabalarım yok. Gökhan da seni sevmezdi ki zaten. Sevmez ki zaten sen tip... Ay bir şey demeyeceğim ben. Ya Müge abla bu üfürükçü olanların şu tiplerine bak. Hepsi zaten acayip acayip. Nur bile yağmıyor yani. Tövbe yarabbim dur şimdi. He Dinar Bey sen de mi üfürükçüsün? Hayır ya öyle bir şey yok. Var mı onda bunlar üfürükçü? Üremekte sürekli. Oğlum, üremekte. Ben duydum, duydum birinden. Duydum ne diyor? Evet. Ağzı çek elini ağzından da konuş sen. Bu tarım da gidermiş de. Aynı bunun gibi cinleri cebine mi katarmış? Kovuyor muymuş? Ha sen de cinleri cebine mi atıyorsun? Ha. Yok öyle bir şey yok. Cin min yok öyle bir şey. O zaman siz doğru söylüyorsunuz. Evet. Söyleyenler yalan söylüyor. Öyle mi yapıyor? Bu da mı öyle şeyler? Nereden biliyoruz onu Emrah? Ondan. Onu soracaksın nereden bildiğini. Benim bir bilgim yok o konuda. Tabii ben bildiklerimi anlatıyorum sadece. Bilmediklerimi veya duyduklarımı değil. Duyduklarımı anlatırsam çok farklı. Tamam ne biliyorsan anlat. Ay ne biliyorsan anlat da bize. Bildiklerimi anlatırım. Şahitlendirebileceğim şeyleri anlatırım. Ya abi bak sen muhtara bu soru sorulduğunda evet. Muhtarla beraber kalkmışsın Burdur'a kadar gitmişsin. Sen muhtarla bunu konuşup gerçeğini anlatmışsındır. Bu anlattığı gibi olması mümkün değil. Tamam mı? Mümkün olmadığına göre, bu da bir yalan olduğuna göre, muhtarla ikisi aralarında böyle bir yalan kurguladıklarına göre, sen de Burdur'a giderken sana doğrusunu anlatmışlardır. Neydi doğrusu? Onu anlat o zaman. Alkollü vaziyette konuştukları bir kelimeden dolayı çıktığını tahmin ettiğini söyledi. E tamam sonra okudunuz ne yazıldığını. Hayır o sonra da evle basıp mahkemeye çıktıktan sonra okuduk tamam, bunu. Tamam sonra okudunuz işte. Evet. Sen de muhtar yakının ya. Sen de eski askeri personel misin ya? Evet. Sen de akıllı bir adamsın. Okuduğunu anlarsın herhalde. Evet. Demedin mi oğlum ne transı ne alkolü? Şimdi şöyle mahkemede hakimin söylediği kadarını biliyorum ben. Tamam biliyorsun ama işte. Bak söylediği kadar. Tamam söylediği kadarını. Siz Dündar Özgen'le mahkemede söylenen şu. Siz Dündar Özgen'le şu kelimeleri kullanmışsınız. Hangi kelimeleri? İşte lahit olduğunu bak altın işi değil. Lahit olduğunu, topuzlar olduğunu vesaire diye konuşmuşlar aralarında. Hakim de bunu sordu. Bunlar da ifadelerini verdiler. Ne dediler? Biz alkollüyken bunları gördük dediler. İnandın mı? Hayır. Tamam o zaman. Muhtar da senin yakını ya sormadın mı? Abi nerede bu lahit? Tamam o ona söyledi. Hayır ben sormak için gittim işte onu anlattım biraz önce Tamam sordun sana muhtar ne dedi? Böyle bir şey yok orta yerde dedi. Niye konuştunuz deseydin o zaman? Ya bu muhtar ne yapıyor bu evde ya? Bir sen akıllısın delisin yolladı buraya. Kendi evde oturdu dinliyor. Ne hastalığı? 9 aydır hasta olamadın da yine 10 gündür mü hastasın? Ne hastalığıymış muhtar bu? Muhtar hep hastayım yatıyor diyor. Program saatinde de hep yatıyor. Ondan sonra muhtar bey sen de bir türlü iyileşemedin. Ondan gebersin sonra... ya böylelere. Muhtar. Yani sen de bu sorulara cevap vermelisin yani. Yayından sonra ama ben kiminle röportaj yapmak istesem arayıp konuşuyormuşsun onunla. Onunla konuşurken hasta değilsin de bizim çocuklar gelince mi hastasın daha yani? Başka şeyler de söylemek Doğran istiyorum. Doğran bittim Mügar'ım her şey konuşuyor. Biz mahkemeye çıktık. Evla basıldı bizim. Hasan'ın, Dündar'ın, benim, Gökhan Tomban evleri basıldı. Tamam. Şimdi mahkemeye çıktık. Mahkemede tabii bu arada da bazı olaylar var. Mahkemeye çıktık. Mahkemeden sonra yaklaşık 15-20 gün sonra valilikten 2 tane müfettiş geldi. Bizi de şahit yazdırmışlar olayın içinde olduğumuz için. Yani muhtar olduğu için kamu soruşturması diye bir şey açılıyormuş. Vali müfettiş göndermiş. Bizi kaymakamlıkta çağırdılar tek tek ifademizi aldılar. Ben ne varsa gerçekleri her şeyi anlattım. Neyse bir o... Ama gerçekleri burada da anlatmıyorsun ki. Anlatıyorum işte. Anlatmıyorsun çünkü sen uyanık bir adamsın. Sen cinleri kovalıyorum diyen bir adamsın yani. Anlatabiliyor muyum? Hayır ben öyle bir şey söylemedim diyorum ya. Ya söylemesen nasıl bütün köy seni üfürükçü diye bilsin abi? Sen niye bakınca insanın ben hastalığını anlarım diyen bir adamsın şimdi mı? Şimdi şöyle bir şey var. Benim tamam hayatım... sen de muhtarın her ikisinin halüsinasyon falan görüp bunu konuşmayacağını bilecek bir adamsın. Sormuşsundur muhtara. Halüsinasyon değil alkollüyken konuştukları bir şey bence. Benim görüşüm... Nasıl iki kişi aynı şeyi görecek? Bilmem. Orasını bir şey diyemem. Ya bilmem olur mu böyle bir şey? Onu bir şey diyemem. Bak olur mu böyle bir şey? Ya onların söylediği ben bir şey onların diyemem onların söylediği gibi. De bak şimdi... onların söylediği o. Ben de sana diyorum ki olur mu? He? Olur mu? Olmaz. Olmaz işte. Tamam. Tamam muhtar da senin arkadaşın evinde yatıp kalktığın bir adam işte sorarsa.
Ben de diyorum sordum. Ben görmedim şöyle bir şey. Sordum. Hı, neyi sordun? Dedim ki hakkını senin elinde lahit varmış. Bu şekilde bu şekilde. Hı. Dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Ayrıldıktan sonra... Konuşmuşsun demedin mi? Nasıl? Konuşmuşsun desin. Konuşma yoktu önce bak. O mahkemede çıktı. Konuştuğunu öğrendin ya abi, beni çıldırtma. Sonra konuştuğunu öğrendin. Hayır. Arada... Bakın. Ama farklı farklı şey olduğu için tamam, yanlış anlaşılıyor. Mahkemede zaman... öğrendik konuşmaların metnini. Çıktın sadece mahkemeden. Sadece şeyin emniyet güçlerinin bana söylediğini söylüyorum. Tamam, çıktın muhtarın mahkemeden. Muhtarın elinde bir lahit var. Hı. Böyle böyle topuzları var. Sen muhtarla görüş, bunu teslim etsin dediler tamam. bana. Ben de muhtarın yanına gittim önce. Hı. Konuştum, dedi ki böyle bir şey yok. Bundan yaklaşık 10 gün sonra bir o... Abi ben anladım. Muhtarla temasa geçmişler. Tamam da ben anladım zaten seni anlattığını. Ben de sanıyorum ki ne zaman öğrendiysen öğrendin. Muhtarı da yılda bir kez görmüyorsun. Öğrendikten sonra muhtarla mahkemeden sonra arabaya bindiniz. Evet. Nerede bu lahit diye sormadın mı? Nerede bu lahit diye sormadın mı muhtara? Yok diyor zaten. Yok diyor da yok inanmıyorsun diyor. Ama sen de onun yok demesine zaten. Niye yapabilirim? Niye yapabilirim? O zaman arkadaşlığını kestin mi muhtarla? Hayır. Niye? Yalan niye söylüyor kesin? Sana. Niye bana yalan söylüyorsun? Daha ondan sonra söyleyeceğim işte yalan şeyi. Benim aleyhimde olan bir şeyi. Bir o bizi askeriyeden çağırdılar. Tamam, Karakoldan. Dediler ki ifadelerinizi verin. Benden önce yukarıya çıkmış demiş ki Mehmet'in dediklerini ciddiye alma. Almayın. Onun kafatasında mermi var. Dediğini bilmiyor. Evet bunu söyleyen muhtar kayıtlarda var. Ben muhtarla çok iyiyim ya. Tamam. Muhtarla çok samimiyim ya. Samimi olan adam benim hakkımda bunu söylüyor. Tamam. Muhtarı kendisini ele verme diye söylüyorsun sen. Kafanda mermi olduğundan değil. Cevap versene. Bir de buna yetiş bakalım. Ondan. Bunları cevap versin işte. Ben diyorum herkese. Şimdi bunu aynı soruyu da arkadaşla eşine soracağım. Tamam. Sor bakalım ne soracaksın hadi. Gökhan. Dinleyin. Gökhan. Gazi'ye gidiyor muydu? Gidiyordu. Ha, kiminle gidiyordu? Muhtar. Bir defa da seninle gitti. Muhtarın oğlu. Ta isim sayayım mı? Bir sürü genç var bunların evet. içinde. Karaların hepsini mi evet. sayacaksın? Bu karalarda gitmeyen yok zaten. Gidenler hep gençler zaten işte bunlar. Gençler de satın aldı. Oğlu, muhtar kendi, sen, o hepsi dindar. Var. Dindar dediğiniz. Ha, dindar dediğiniz. Gökhan'ı tanımıyorum diyor. Abuk subuk konuşuyor. Ama bununla bir defa gitti. Hatta Gökhan bir de onlar da sudaş yiyor. Ne söylüyorsun abi? Kazıya gitti diyorlar. Tamam. Nasıl? Kazıya gitmiş. Gidik. Sen nereye gittin? Kazıya gitmedi. Gökhan mı? Evet, ben Gökhan'la asla gazıya gitmedim. Sen gitmedin de Gökhan kendisi gitmiş. Evet. Tamam, zaten doğruyu söylüyorlar, evet. Ama işte Gökhan diyorum. Sen de bir kere gitmişsin. Öyle diyor bir de, işte. Bir dakika, aslında işte onu geleceğim lafa. Gazıya, hayır gitmedim. Gittin. Hayır. Öyle diyor. Şimdi, evlerimiz basıldı. İyi. Benim evimde iki tane tüfek çıktı. Malzemeler çıktı. Hangi Gökhan, malzemeler? Bu televizyonda çıkan o altında şeyler var ya, bronz paralar. Bunlar benim evimden çıktı. Ha bir fotoğrafı verir misin? 50 kusur tane. Ha? 50 kusur tane. Nereden bayağı buldun sen ya onu? İyiymiş. Açıkladım işte mahkemede. Bayağı iyiymiş. Nerede buldun? Ben bulmadım. Bunlar mı senin? Hayır. Hangi bir bu vardı işte? Silahlar var. İki tane benim orada. Ha şu öndeki şeyler var ya bak. Bir göster abi. İlk sıra. Ha hangileri senin? Sikkeler mi yani? Evet. Ya göster abi hangisi öndekiler arkadaşlar? En üsttekiler. En üstteki o paralar senden çıktı. Evet. Senin evden çıktı. Evet. Tamam nereden bulduğunu? Şaban İşler diye bir arkadaş, koyun çobanı. Ha. Bunları bulmuş. Bana getirdi. Ha. Mehmet abi bunları... 50 tane falanmış o burada az. 56 mı? Tane toplam. Sayısını da biliyorsun. Hayır. Evet biliyorum. Ama onunla bak aşağıdakiler değil. Diğerleri değil. Anladım. Şimdi 17 farklı kişinin evi basıldı burada. Hı. Birbiriyle alakası olmayan. Orada 19 tane falan var üst sırada. Evet. O taşlar da benden çıkma. Hangi? Gel sıralı. Bir göster abi elini. O taşlar ne taşıymış bilmiyorum. Bu yol kenarlarında. Manken gibi bunu izleyeceğiz galiba. Bu şu taşlar da benden çıkma bak. O taşlar şuraya ne? Bu taşlar bu yol kenarında. Kafasına bak. Kafasını da oynuyor. Parlak taşlar var ya. Madeni taşlar. Onlardan. Onun ne anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. O yandaki kaseler falan? Onlar değil, onlar benden. Onlar kimden çıktı? Diyorum ya 17 farklı ev tamam basıldı. Tamam da 17 ama birbirinizi tanıyorsunuz. Tanımıyoruz işte. Mesele burada. Biz sadece Dündar, Hasan biz üçümüz birbirimizi tanıyoruz. Diğerlerini tanımıyoruz. Tamam sen yani bu paraları nereden buldun sikkeleri? Şaban İşler
bunları koyun giderken bulmuş arazide. Geldi bana teslim etti, dedi ki sen Burdur'a gidip geliyorsun. Bunları müzeye teslim et. Müzeye teslim et. Evet. Ha, sen müzeye teslim etmek için tuttun elinde. Zaten sakla gizli değildi. Televizyonun önünde duruyordu. Herkes ev basılınca dediler ki senin evinde kaçak bir madde var mı? Yani tarihsel olarak. Poşetin içi siyah bir poşetin içindeydi. Bunlar vardı. Sen müze müdürü müsün ki sana teslim ediyorlar? Ben Burdur'a gidip geldiğim için. Burdur'da değil, jandarmaya da teslim edebilirsin. Açıklamasında arkadaş arayın, ona sorun. Şaban İşler nerede? Hayır, jandarmaya da teslim edebilir Şaban İşler ben burada buldum diye. Karşılığında para almak için. Müzeye verirse para alacak karşılığında. Tamam, jandarmaya söyler. Jandarma onun yerine o işlemi yapar. Bilmiyorum, o konuda ticaretini bunlar yaptığı için bilmiyorum. Ama Mehmet abi, doğruyu söylemiyorsunuz ama ya. Ama doğruyu söylüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Telefonu... Ama ben de bir yere kadar dinliyorum ama bir yerden sonra canım sıkılıyor yani. O diyor ki Lahit nerede, halüsinasyon görüyorum. Senin evinde sikke çıkıyor, diyorsun ki müzeye teslim edecektim. Bak bunları Şaban'a bağlanıp... Ya bak Mehmet abi, insanın adı çıkacağına canı çıksın diye bir laf var. Evet. Sen şimdi define kazmaktan 13 ay cezaevinde yatmış adam, evinde senin sikkeler bulunuyor. Ben bunu müzeye teslim edeceğim dediğin zaman sana kim inanır? Nasıl? Bu konuda yargılanıyoruz işte. Kendi inanıyor. Tamam, inanmıyor kimse sana. Ama işte onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Gökhan Domban evinde ne çıkmış? Ne çıkmış? Ne çıktı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O yüzden de siz Gökhan'ın size ihanet ettiğini düşündünüz. Evet. Hayır. Yani Gökhan jandarma ile bir oldu. Evet. Sizi ihbar etti. Evet. Gökhan kendi evine... Hayır, ihbar değil. İhbar değil. Ne? Gökhan'a önceden baskının haber verildiğini düşünüyorum. Tamam, kim verdi? Kim verdi? Baskını yapacak kişi. Tamam, baskını yapacak kişi de bunun karşılığında ne yaptı? Bilmem. Gökhan'dan sizin adreslerinizi aldı. Sizi ihbar etti Gökhan. Hayır. Adreslerimizi değil. Ya canım, buna ne deniyorum? Yani Gökhan muhbir oldu yani. Hayır. Hayır. Ne o zaman hayır? Ne? Hala? Bak. Ne dedi? Aynı anda basılıyor evler. Bizi ihbar etmesine gerek yok. Evler aynı anda basılıyor. Yahu o aynı anda basılmasıyla ihbar aynı. Yani jandarma da işte adres noktaları alacak. Ondan sonra yani siz de şöyle düşündünüz. Gökhan bizim adreslerimizi verdi, isimlerimizi verdi. Gökhan'ın evine baskın yapıldığında hiçbir şey çıkmadı. Gökhan yırttı, biz yargılanıyoruz. Hayır. Evet. O şekilde demiyorum işte ama. Ne beni dinlemeyin. Ne diyorsun? Düşünüyor o şekilde. Ne diyorsun? Ve Gökhan'ı kaldırdınız. Diyorum ki. Ne dediğini bilmiyor ki. Ne diyorsun abi, sen söyle. Anlamadım. Ne diyorsun? Ben anlamadım. Şimdi önceden bu konuşmalar var ya jandarmanın elinde. Bu Lahit davası var ya. Hasan Uçar köye şey yaptırdı, güneş enerjisi yaptırdı. Güneş enerjisi köye. Yaptırdığı yer sit alanıymış. Sit alanıymış. Yaptırdığı yer. Müzeciler geliyor. Diyorlar ki burayı yaptıramazsın, bunu sökeceksin. Hasan Uçar'a, muhtara. Abi şimdi bir dakika, Gökhan'ın evinde bir şey çıkmamasını anlat. Bağlatacağım işte, orayı söylüyorum. Nereye bağlayacaksın? Onu söylüyorum. Diyor ki burayı yapamazsın, yaparsın, yapmazsın, müzicilerle kavga ediyorlar. Niye kavga ediyor, sit alanıysa? Sökmeyeceğim diye. Muhtar. Evet. Ne yapmış muhtar oraya? Güneş enerjisi panelleri döşettiriyor köy sontajına. Yaptırdığı yerde sit alanı. Tamam. Müziciler geliyorlar, yapıldıktan sonra, bir yıl sonra, altı ay sonra neyse. Diyorlar ki burayı yapamazsın, bunu sökeceksin. Ben diyor burayı babamın işi değil, bu köyün işi. Sökersin, sökemezsin. Tartışıyorlar, bununla gidiyor savcılığa şikayette bulunuyor. Müzeciler. Tamam. Hasan bizi işte böyle böyle kaçak gazı yapıyor. Tamam, Gökhan'a gelelim. İmkanını kullanıyor diye. Bu savcı da Kızılkaya Karayol Komutanı'nı arıyor. Böyle bir şey var mı? Evet var, doğru diyor. Bir tutanak tutuyor, yolluyor. Evlerimiz basılıyor. Hepimizin. Şimdi Gökhan Tomban evinde 3 tane silah olduğunu ben çok iyi biliyorum. Niye çıkmadı bir tanesi? Tamam, niye çıkmadı? Çünkü Gökhan sizi ihbar ettiğini düşünüyorsunuz. Gökhan muhbir oldu, biz yakalandık diyorsunuz işte. Evet. Tamam, niye o zaman ben sana en başta söyledim, hayır hayır diyorsun şimdi 5 saat daha. Ama o bastırdı, evimizin adresini verdi değil. Değil. Ne? Ona haber verildi karakol. Tamam, sadece. Ona haber verilmesinin bir nedeni olmalı. Karakol komutanının babasının oğlu olsun. Beraberler demek ki, ne bileyim orasını. Tamam işte, sizi anlattı. Kendisi kenara çekildi diyorsunuz işte. Diyorum işte, ben diyordunuz ya bir gün önce. Dün. Bu muhbir... Bu bilmem ne, ben muhbir olsam, ben istihbaratçı olsam, benim evim basıldığında... Sen millet öyle, sen uyanıksın. Sen muhbir falan değilsin, sen tırnak için uyanık bir adamsın. Sonunda. Sen uyanık bir adamsın. Aynen. Sen ona istihbaratçıyım diyorsun, buna üfürükçüyüm diyorsun, aradan şey, sen uyanıksın. Ama siz Gökhan'ın muhbir olduğunu düşündünüz. Bu arada... Ben Gökhan'ın muhbir olduğunu düşünmüyorum.
Siz hiç şikayet ettiniz çünkü. Buraya, neye eve? Sen de ondan sonra diyorsun ki... Ben Gökhan'ın Karagöl komutanıyla beraber iş yaptığını düşünüyorum. Tamam işte buna muhbirlik deniyor işte aynı şey. Bunun adı muhbirlik oluyor. Hayır, ortak gazı deniyor, muhbirlik değil. Ne? Ortak gazı deniyor. Jandarmayla mı gazıyor? Siziyle gazıyor ya. Sizi şikayet edince bir sürü malın gitti. Ne oldu? Tabii Gökhan göze battı, onda da bir şey çıkmadı. Yapmadı. Bunu ortadan kaldıran nasıl olduğunu bir görsün. Öyle o kadar kolay değil bir insanın canını almak, tamam mı? Onun da iki tane çocuğu vardı. O kızımın yanında bir baba kelimesi dedik mi dönüyor yan tarafa. Hiç bakamıyor. Siz ancak ortayda gezin. Geldi o çocukların başına oturdu. Benimki gelemiyor ama. Senin şimdi kadınlara karşı bir düşmanlığın varmış ya. Evet. Sen şimdi burada bu programdayken bence bu cinsiyet şeyini bırak. Tamam mı? Şimdi sen benim her dediğime hayır diyorsun sonra evet diyorsun. Yani biz böyle ilerleyemiyoruz. Ama farklı olduğu için. Farklı değil işte şimdi aynı bak, şey. Gökhan muhbir demiyorum diyorum. Ne diyorsun? Gökhan'la jandarma kendisi kazı yapsın diye mi sizi tutuklattılar diyorsun? Evet. Evet. İddiam bu evet. Tam nereyi kazdılar sonra? Şey mevkisinde. İdeliburun diye bir yer var. Hı. Orada. Gökhan. Evet. Jandarma ile beraber. Jandarmanın korumasında. Jandarmanın korumasında. Evet. Ha, peki bu jandarma koruma altına gel. Niye o zaman sizin için tutanak tuttu da adam? He, o jandarma da yani size ekarte etsin. Kendisi mi tek başına kazsın diye? Bizim o bak. Şimdi Gökhan'ın kazdığıyla bizim alakamız yok. Tamam o zaman niye böyle bir şey olsa... Nasıl? Bu arada Mehmet Çelik muhtar ve şu anda yayında olan kişi diye senden bahsediyor. Sizin cinleriniz varmış. Cinler sizlere altınların yerini söylüyormuş. Halüsinasyon dedikleri olayda aslında cinlerin ona söylemesiymiş. Kaçak kazı dosyasında da bu yönde beyanlarınız varmış. Benim yani bunda kayıtları varmış yani. Böyle söylemişsiniz. Evet, benim öyle bir beyanım yok. Benim hakkımda öyle bir suçlama yok. Mahkemede. Mahkemede zaten bir şey söyleyemiyorsun ki. Buradaki konuştuğun konuşamayayım. Robot gibi oturdu yalan. Ay yemin ediyorum başım ağrıdı. Öncelikle Hafize Aytaç'a çok teşekkür ediyorum. Yeni gelmiş anne ve babasının hayrına iki tane akülü sandalye getirmiş. Çok teşekkür ediyorum Hafize'cim. Allah hayrını kabul etsin inşallah. Nurlar içine yatsınlar. Sağ ol. Ayrıca bugün efendim Miraç Kandili biliyorsunuz. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim gönlünüzden geçen güzelliklerle buluştursun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah nicelerine eriştirsin inşallah. Bir de doğru söyleyen insanlarla böyle kısa yoldan doğru söyleyen insanlarla karşılaştısın. Anlatamıyorum ya bu da çok önemli. Hani kandil günü duamız bu olsun. İnan ben görmeyin. He? Boş ver. Ne diyorsun? Bir de amin diye. Ne amin diye bu? İnan ben görmeyin. Ağzımı da çok sevdim ya yemin ediyorum ya. Yo zaten kafası kayıp bir de amin diye. Yukarıya inanmıyor ki o amin diyorsun. Konuşma, kendileri program dışında konuşun bunları. Yarın görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.